Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında spor gündemiyle karşınızdayız ve 3 saat boyunca gündeme dair gelişmeleri sizinle paylaşıyor olacağız. Konuklarımızla birlikte değerlendirmelerde bulunacağız. Ahmet Akçan Hocam bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Kırmızı beyaz çok yakışmış. Ben de çağrıya kulak verdim. Kırmızı ceketimi giydim. Maçın başlangıç saatini bekliyorum. Taner Karaman bizimle birlikte. Hoş geldin Taner. Hoş bulduk Ceyda. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugün günlerden amili futbol takımımız, bugün günlerden Euro 2024 ilk maçımıza çıkacağız. Saatler 19'u gösterdiğinde Gürcistan karşısında sahada olacak millilerimiz. Biz de öncesinde tüm değerlendirmeleri yapacağız. Almanya'dan bağlantılarımız olacak. Hatta ilk bağlantımızda hazır Serhan Türk bizimle birlikte olacak. Almanya'da artık son hazırlıklar yapıyor. Sokaklar kırmızı beyaz, Türk taraftarlar her yerde sırtlarında formaları, Türk bayrakları. Dortmund bugün kırmızı beyaz. Serhan Türk, siz neler aktaracaksınız? Evet Ceyda, senin de söylediğin gibi Dortmund kırmızı beyaz diyebiliriz. Herkes artık hazır maça. Özellikle buradaki yaşayan vatandaşlarımız iyi hazırlanmışlar. Milli takımımızı bekliyorlar ve bu coşkuya da ortak olmak istiyorlar. Bizde hava değişiyor sürekli. Bir yağmur oluyor, sağanak bir güneş açıyor. Şu an bir sağanak yağmur var. Biz de kendimizi içeri attık. Ama coşku harika. Birazdan da spor bakanımız Osman Aşkınbak Dortmund'a gelecek ve milli takımımızı destekleyecek. Milli takımımızı destekleyenler arasında kulüp başkanları da var. Ama Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş temsilcileri şu an burada yoklar. Bir sonraki karşılaşmaya gelmelerini bekliyoruz. Federasyon hazır. Federasyon yönetim kurulu da dün akşam gece saat 2'ye kadar toplantı yaptı. Bence bütün hazırlıkları yapmışlar. Sanki bu turnuvaya bekliyorlar. Euro 2024 macerasını bekliyorlar. Özellikle milli takımımızın başarısını bekleyen ve bu başarıyla aç olan taraftarlarımız adeta Dortmund'u inletiyor diyebiliriz. Gerçekten coşku, olağanüstü bir coşku var. Sizler de görüyorsunuz. Mehter takımı var. Mehter marşı söyleyerek sokakları inletiyorlar. Havaya fişek patlatıyorlar. Yani gerçekten coşku görmeye değer. Ben de yayından sonra zaten o coşkuyu o taraftarların arasında olmaya devam edeceğim. İstiyorsan ufak bilgiler de vereyim Ceyda. Ve Türkiye ile Gürcistan arasındaki Serhan Türk, çok merak ediyoruz. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi siz başlangıcından beri amili futbol takımımızla birliktesiniz. Bugün ilk maçımıza çıkacağız. Evet, belki çok da iyi bir hazırlık dönemi skor anlamında geçiremedik. Ama her şeyi unutup bu akşam sahada olacak millilerimiz. Millilerimizi takip ettiğiniz bu sürece dair bizimle hangi notları paylaşacağınızı da merak ediyoruz elbette. Evet, aslında istatistik bilgileri vereceğim ama ondan önce senin de söylediğin gibi ben milli takımın Almanya'ya geldiğinden itibaren Almanya'nın peşindeyiz ve antrenmanları takip ediyoruz. Hatta milli takımlar sorumlusu Samit Altıntop'la ve milli takımda icra kurulu üyesi Mustafa Eleyüp Bey'le de sürekli sohbet halindeyiz. Şunu söylüyorlar özellikle, hani en son yaptığımız karşılaşmalar bizi yanıltmasın. Çünkü biz temposu yüksek ve ciddi rakiplerle karşı karşıya geldik. Biz de biliyorduk. Yani rahat takımlarla oynayabilmeyi, farklı skorlar alabilmeyi. Ama önemli olan burada zorlu rakiplerle turnuvaya gidebilmek dediler. Takımın havası gerçekten çok iyi. Tabii ki sakatlıklar biraz can sıktı. Özellikle İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı ve riske edilmemek istememesi. Bunlardan bir tanesiydi. Montella'nın üstü kapalı basın yoluyla ve direkt Arda'ya motive etmek amacıyla söylediği kelimeler de çok önemliydi. Çünkü Arda'nın eksikleri olduğunu dile getirdi ve eksiklerin tamamlaması gerektiğini de söyledi. Bunlar da çok değerliydi. Milli takımda hava güzel. Güzel bir atmosfer söz konusu. Yani şu da var. Ben yıllardır Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası takip eden şanslı gazetecilerden birisiyim. Hep şunu sorardık biz. Transferler ne olacak biliyorsun, artık transfer dönemi de açıldı. Milli takım performansıyla beraber transferler de ön plana çıkacak. Kimse transferleri konuşmuyor. Onu söyleyeyim. Hiç kimsenin aklında transfer yok. Herkesin aklında Euro 2024 var. Hatta bir sohbet yaptığımız oyuncularla transferleri, abi dur bir buraya atlatalım, gerisine bakarız diyorlar. O açıdan çok önemli bir karşılaşma. Gürcistan'da kapalı kutu. Neden kapalı kutu? Genç bir takım ve en önemlisi ise yani Avrupa Şampiyonası'na ilk defa katılacak olan bir takım. Biliyorsun A grubunda grubu 4. tamamladı. Ve ardından playofflarda Lüksemburg'da yarı finali 2-0 yendi.
Ardından da Yunanistan'la penaltılarla playofflardan gelip Euro 2004 macerasına ortak olan bir takım. O yüzden kapalı bir kutu. Biz Gürcistan'la daha önce karşılaştık. O karşılaşmamız 5 resmi karşılaşma oldu. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Ve Gürcistan'la en son karşılaşmamız 2012 yılında 3-1'lik skorla geçmiştik. Tabii ki Montella'nın kardeşi de önemli. 3 resmi 5 özel karşılaşmada Montella hocamız olarak milli takımımızın başına geçti. 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Artık bu saatten sonra geçmişi unutmak lazım. Artık Euro 2004 farklı bir yer. Final niteliğinde olan bir karşılaşma. Final niteliğinde olan karşılaşmada milli takımımızın performansını herkes merak ediyor. Hatta burada Almanlarla görüştüğümüzde milli takımın sürpriz yapacağını, hatta milli takımının seyirci desteğiyle çok farkındalık yaratacağını söylediler. Biz de göreceğiz bakalım neler olacak. Yani burada da muhtemel 11 ön plana çıkıyor. İstiyorsan muhtemelimi de paylaşmak isterim sizlerle. Bir de tabii Saran Türk, en çok merak ettiğimiz konu nasıl bir 11 ile sahada olma ihtimali milli takımımızın. Sabahtan bu yana biz basın mensuplarının paylaştığı 11 değişebiliyor. En çok merak edilen de hani hücum hattı bir şekilde kafamızda oturuyor ama hocanın bu zamanki tercihlerinin bu maça yansıyıp yansıyamayacağı. Mesela ben direkt olarak sorayım size, Samet Akaydın'ı bugün 11'de bekliyor musunuz? Şimdi zaten ben Ahmet Hoca ile Burak Hocam'ın söyleyeceklerini çok merak ediyorum. Çünkü senin de söylediğin gibi defans olgusunda kimin oynayacağını bilemiyoruz şu an. Hani oturmuş bir 11'imiz ve oturmuş 11'imizle beraber artık bu 11'le çıkacak diyeceğimiz maçların olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama tabii ki sakatlıklar, hocanın kadro tercihleri, sürekli bir arayışa girmesi 11'imizde bazı değişiklikler söz konusu olabiliyor. Benim muhtemel 11'im kalede her zaman olduğu gibi tabii ki önemli bir silahımız Mert Müldür. Defans olgusunda Mert. Kaleci Mert kalemizde olacak. Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim ve Ferdi defans bloğunda olmasını bekliyoruz. Önlerinde Hakan, Kaan ve Orkun. Onların önünde ise hücum hattımız, aslında çok önemli hücum hattımızda ise Şenay Yıldız ve Arda Güler kanatlarda, forvet hattında ise Barış Alper Yılmaz'ı bekliyoruz. Burada defansımızda çok iş düşecek çünkü Euro 2004 macerasında özellikle önemli takımlarda defans zafiyetinin rakipler tarafından cezalandırıldığını görebiliyoruz. Bu açıdan ben bugün defans bloğumuzun nasıl bir performans göstereceğini merak ediyorum. Çünkü dün bizim stoper tandeminde Abdülkerim'le Kaan Ayhan'ı konuşurken bugün stoper tandeminde Abdülkerim'le Samet Akaydın'ı konuşuyoruz. Bu açıdan önemli olacağını düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz Saran Türk size. Ağzınıza sağlık ama hemen konuklarımız Taner Karaman'a ve Ahmet Hocam'a da sormak istiyorum aslında. Saran Türk'e veda etmeden önce sormak istiyordum. Sorunuz var mı diye Saran Türk'e, ama Saran Türk tüm soruları aslında cevap verdi beklentilerimize. Her zaman olduğu gibi kendisinden bir beklentim var. Sevgili Seran, 3 puanı lütfen alın. İhtiyacımız var. Hocam alacağım. Taner'den de özür diliyorum. Taner o kadar yakışıklı çıktı ki ben Burak Hoca'ya da benzettim seni. Sen de yakışıklısın. Özür diliyorum. Ne yani, Burak Hoca Taner'den daha mı yakışıklı? Estağfurullah. Hocam ikisi de birbirinden yakışıklı ve çok güzel işler yapıyorlar. Tebrik ederim ikisinde. Tamam. Size de çok teşekkür ediyoruz. Çifte bayram kutlaması olsun. Saran Türk, siz de her zamanki şıklığınızla birlikte Almanya'da yine farkınızı konuşturmuşsunuz. Çok teşekkür ediyoruz size. Teşekkür ederim Ceyda. Çok sağ olsun. Yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Saran Türk Almanya'daki izlenimlerini bizimle paylaştı. İlerleyen dakikalarda yeniden Almanya'ya gideceğiz. Oradan canlı görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Vincenzo Montella, amili takım teknik direktörümüzün bugün aynı zamanda doğum günü. Ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda resmi hesapları üzerinden bakalım hocanın doğum gününü nasıl kutlamış. Biz burada konuşuyoruz, değerlendirmelerde bulunuyoruz. Taraftarlar tribünleri hınca hınç dolduracak, üzerine düşen görevi yerine getirecek. Artık gözler futbolculara çevrildi. Hem hocalarına bir doğum günü hediyesi hem de bize çifte bayram yaşatma sevinci artık futbolcuların elinde hocam. Sahada yer alacak 11 futbolcu kim olursa olsun elinden geleni yapacak şüphesiz. Mutlaka, sıra bizdeyken biz de onların en iyi hazırlıkları yapabilmeleri için hem fiziksel şartları hem de moralman onlara en büyük desteği verdik. Taraftar zaten
Orada olanlar statta. Biz de evlerimizde o desteği vermeye devam edeceğiz. Taner, biz gerçi kırmızıyı giymedik ama kanımız... Ben bir an dikkatliğime kanımız... geldi. Hayır canım, bizim kanımız kırmızı akıyor onun için. Evet. Yani espri bir tarafa, buradan hemen çıkınca ben de evdeki tribünde yerimi alacağım. Orada formalarımız da bizi bekliyor. Evet, ben hep onu derim. Futbolda az solistler futbolculardır. Sonuçta biz de az solistlerimizden saat 7'yi gösterdiği anda sahada bizim hepimizi memnun edecek önce bir oyun. O oyun zaten sahada varsa da sonuç beraberinde gelecektir. Grup maçlarına bir galibiyetle başlayalım istiyoruz. Ki alınacak o galibiyette ondan sonrası için hepimizin işini kolaylaştıracak. Önce onların işini kolaylaştıracak. Tabii ki fikrimizi söyleyeceğiz. Farklı görüşlerimiz varsa onları ortaya koyacağız. Ama ne söylersek söyleyelim, söylenecek tek şey hep destek, full destek milli takımımızın arkasındayız. Taner Karaman, evet. Bugün hepimiz uyandığımızda hepimizin kulağında belki de bir milli marş çalıyordu. Sokağa çıktığımızda herkesin yüzü gülüyor. Almanya'daki coşku bize çok iyi yansıdı. Eminim futbolculara ve teknik heyete de yansımıştır. Hepsine teşekkür ediyoruz. Orada olan gurbetçi vatandaşlarımıza, maç için Almanya'ya akın eden Avrupa'nın dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşlarına büyük bir coşkuyla karşıladılar. Bugün Dortmund'un sarı duvarını kırmızı duvar yapmak için birazdan da tribündeki yerlerini alacaklar. Yani şunu söyleyeyim, Gürcistan tarafı için bence oynanabilecek en zorlu yer bugün Türkiye ile. Çünkü Türkiye sınırları içerisinde bu karşılaşma oynansaydı biz avantajıyla birlikte belki onlar daha fazla yer alabilirlerdi bu topraklarda. Ama Almanya'da gerçekten öyle bir kitle var ki ve bence şu anda bizim şu anda Türkiye'de birçok taraftardan da daha ateşli bir şekilde milli takımı kucaklayan bir kitle var. Ajansa gelen görüntüler, gün boyunca A-Spor'dan da yayınlanan içeriklerde de gördük ki inanılmaz bir coşku var. Ve aynı coşku milli takımda oyuncularda da olacaktır. Çünkü tribünlerde sahaya sirayet edecek bir şevkle taraftarların yer alacağı kesin. Ve muhtemel 11'lere bakıyoruz. Gerçekten de bu 11'in ya da bu 11'lerin, çünkü kesin bir şey söylemek çok mümkün değil ama hazırlık maçlarında izlediğimiz oyundan çok daha fazlasını vaat ettiği de bir kesin. Ve bugün Barış Alper'den tutun, Kenan Yıldız'a, İrfan Can'dan Ferdi'sine birçoğu, ki Abdülkerim Bardakçı'yı da buraya dahil edebilirim, birçoğu kariyerlerinin zirvesini yaşıyorlar şu anda. Kendi takımlarında oynadıkları oyunlarla kariyer zirvesi yaşıyorlar ve muhtemelen de bugün maksimumlarını yine ortaya koyacaklar. Benim gözümde bu maç gruptan çıkıp çıkamama maçı. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu karşılaşmadan gelecek bir 3 puanın bize sağlayacağı etki, çünkü Portekiz maçımız var bundan sonra. Portekiz maçındaki reaksiyonlarımızı da çok iyi belirleyecek. Umutlarımızı da daha ateşleyecek ama buradan gelecek istenmeyen bir sonuç Portekiz maçına biraz daha umutsuz çıkmamızı sağlayabilir ve karşı tarafı da, yani Gürcistan'ın da daha motive bir şekilde ikinci maça çıkmasını sağlayacak. O yüzden kazanarak hem Gürcistan'ın umutlarını biraz sona erdirmemiz lazım, hem de bizimkini daha da ateşlemeye ihtiyacımız var. Şimdi bu coşkuyla birlikte yavaş yavaş saha içine geçelim hocam. Evet, hazırlık maçları öncesi belki çok istediğimiz sonuçlarla turnuvaya başlayamadık ama bugün her şeyi değiştirebilir. Bugün belki de turnuvadaki benim açımdan en önemli maç diyebileceğim bir karşılaşma. Çünkü milli takımımızın bir özgüvene de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla sonraki iki maç için alacağımız, bu akşam alacağımız sonuç herkesi bir kendine getirecekmiş gibi hissediyorum. Ne dersiniz? Mutlaka. Şimdi milli takımımızın büyük bir potansiyeli var. Bütün bu tespitleri yaparken son derece gerçekçi olmaya çalışacağım. Belirli eksiklerimizin de olduğu kesin. O eksiklere de değineceğim. Ama bildiğim, inandığım bir şey var. Bir, teknik kapasitesi çok yüksek bir takımımız var. Bu çok büyük bir avantaj. Birçok takımda bu kadar yüksek teknik kapasite bulmakta zorlanıyor ülkeler. İkincisi, evet, herkes çok istiyor. Devamlı Gürcistan'ı çok konuştuk. Dedik ki Gürcistan ilk defa böyle büyük bir organizasyona katılıyor. Çok isteyecekler. Bu bizim için bir uyarı olsun. Ya biz onlardan az istemeyeceğiz. Şimdi kadroya bir baktığımızda
takımımızda 3 tane liderlik yapan futbolcunun dışındaki kadromuzun tamamı genç. Onların da ilk şampiyonası. Evet. Kaldı 14 ki, ismin diye yanılmıyorsa 12 ya da 14, 14 ismin ilk turnuvası. Evet, kaldı ki bir de bizim kadar halk olarak öyle bir yapıya sahibiz ki kimse duygusal olamaz. O duygusallık içinde ülkesine, bayrağına, milli takımına kimse bizim kadar büyük bir özveriyle yaklaşamaz. Ve hiçbir milli takım oyuncuları da açık söylüyorum bizim futbolcularımız kadar da kendini milli takıma adayamaz. Bu bizim en azından Gürcüler kadar, hatta onlardan daha fazla isteyeceğimiz anlamına da geliyor. Dolayısıyla rakipten daha çok isteyen, rakipten daha kaliteli bir 11'in ben bugün maçı avantajlı oynayacağını ve kazanmasını bekliyorum. İki, eğer bu 11 son zamanda biraz daha fazla birlikte oynama alışkanlığı olsaydı, biraz daha o uyumu yakalamış bir şekilde oraya çıkacaktı. Ama öyle anlar vardır ki yaşamda artık bazı eksikleri hiç yokmuş gibi, o deneyiminiz olmasa bile varmış gibi de o deneyimi sizin yaşamınızın parçası haline getirmeniz lazım. Ben bugün futbolcularımızdan bunu da yapmalarını bekliyorum. O yüzden işin taktik tarafına girmeden bizim milli takımımızın kefesi bence Gürcülerden daha ağır basıyor. O yüzden böyle olumlu bir beklentiyle gireyim dedim. Sonra da 11'i taktik değerlendireceğiz tabii. 11 üzerinden. Taner, turnuvanın en genç ikinci takımıyız. Doğru. Ve yıllar önce aslında hep konuştuğumuzda ya biraz işte yaş ortalaması yüksek bir takım mıyız? Öyle mi böyle mi derken son yıllarda aslında hep bu sezonları, bu yılları işaret ettik. Çünkü arkadan gelecek oyuncu kalitesi belliydi. Şimdi Arda'yı, Kenan'ı, Barış Alper Yılmaz'ı, Kerem Aktürkoğlu'nu, birçok genç ismi konuşuyoruz, Ferdi'yi konuşuyoruz. Bunlara ilave olarak da tecrübeli isimler ki bunların başında Hakan Çalhanoğlu ve kaleci Mert Günok geliyor. Bunlarla birlikte inşallah bu akşam galibiyet hedefliyoruz. İnşallah ki bence bu neslin en prime dönemi de 2032 olacak. Türkiye'de olacak olan şampiyon olacak ki bu şampiyona ile alakalı da federasyonun ifade ettiği tablo ise şampiyonluk. Yani 2032'ye bu nesli aslında hazırlayan bir federasyon var. Ve bugünün tablosunda da şu an mevcutta olan oyuncularımızın bireysel olarak çok iyi işler yapabilecek oyuncular olduğu bir kesin. Takım oyununda da ben Montella yönetiminde tartışabileceğimiz çok fazla karşılaşma var. Ama bir o kadar da aslında bir şeylerin umudu içerisindeyim. Çünkü bu oyuncular bireysel olarak oynadıkları oyunu takım halinde de oynayabiliyorlar. Bir başka artımız da şu. Puzzle'ın bence önemli parçaları içerisinde olan oyuncuların aslında zaten birlikte oynayabiliyor olmaları. Bu nedir? Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper gibi. Örnek veriyorum işte burada. Bu oyuncu grubunda Arda Güler'in daha önceden gelen bir Ferdi Kadıoğlu ilişkisi ya da Abdülkerim'in ileriye çıkışlarındaki Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu gibi. Aslında kendi takımlarında zaten bu puzzle'ın çok önemli parçaları birlikte zaman zaman oynayıp çok etkili işlerde yaptılar. Yani takım oyununu oluşturma konusunda da Montella'nın avantajlı olduğu kanısındayım. Gürcistan tarafının tabii şampiyona ilk kez katılıyor olmanın verdiği ayrı bir heyecanı var. Onlar da bir şeyler ispat etmeye çalışacaklar ama gerçek olan şu ki bir taraftan da ne kadar rakibi iyi analiz ederseniz edin, hocam da muhtemelen katılacaktır. Ne kadar elinizde rakibin şifreleri de olursa olsun her şeyin sonu bir de bireysel olarak oyuncunun ne kadar sizin verdiğiniz taktikleri uygulayıp uygulayamadığı ile alakalı değişiyor. O yüzden de Gürcistan'ın kadrosunda olan oyuncu grubunun bazı isimleri, en azından bazı isimlerin hepsini demek mümkün değil, hocalarının söylediklerini uygularken bizim elimizdeki oyuncu grubunu alt etme konusunda yeterli olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden de biz burada eğer maçı ki ciddiye alacağımız kesin zaten yeterince ciddiye aldığımız zaman çok rahat bir şekilde sahadan istediğimiz sonuçta döneriz gibi gözüküyor. Şimdi bir gözüm hep Almanya'dan gelen görüntülerde çok uzun süredir özellikle ama son 2-3 gündür Türkiye Futbol Federasyonu da kırmızı giyip taraftarları tribünlere, sokaklara çağırmıştı. Kırmızı formalarını giyip. Bu arada amilli futbol takımımız da yönetmenimiz aslında rica edelim elimizde varsa eğer amilli futbol takımımızın forması da kırmızı formayla bugün
kıpkırmızı bir formayla sahada olacak millilerimiz. Türkiye Futbol Federasyonu da akşam oynanacak maçta giyilecek formanın duyurusunu yaptı. Hocam şans getirsin bize kırmızı. İşte bu çağrıyı yapmıştı Türkiye Futbol Federasyonu. Tam da futbolcuların üzerinde olan formayla da bugün sahada olacak amililerimiz. Bize kırmızı çok yakışıyor. Evet. İnşallah biz bitti demeden de bitmez. Yolumuza devam ederiz. Bütün inşallah totemlerimizi gerçekleştirmiş oluruz. Mutlaka. Şimdi de burada saha içindeki 11 oyuncu kadar teknik direktörümüzün Montella'nın da tıpkı bir futbolcu gibi o yarışın içinde olması lazım. Yani hocanın yarışmacılık özelliğini ortaya koyması lazım. Geçmişte hem kulüp hem de bizim özellikle Hırvatistan maçını taktik yönden çok önemli bir maçtı. Ayrı bir yere koyuyorum. Büyük bir başarıyla yaptığı maçlar var. Bugün onun doğum günüymüş. Yani şundan eminim, hoca doğum günü olduğunu şu an bilmiyor bile, unuttu bile. O derece tamamıyla oyuna, maça konsantre olmuş bir durumdadır. Şimdi tek tek hem futbolcularımızı hem de belki de grup taktiği içinde bugün takımımızın o ana stratejisini bir gözden geçirmemiz lazım. O zaman şöyle yapalım mı? Sahaya çıkmasına beklediğimiz 11'ini milli takımı paylaşalım mı? Sonrasında biraz daha grubun genelini de konuşarak taktik anlamda neler beklediğinizi sormak istiyorum size hocam. Kaleci Mert'le başlamasını bekliyoruz. Milli takımımızın Mert Günok. Savunma dörtlüsü Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Ferci. Orta alanda Kaan Ayhan, Orkun ikilisi. Sağda Arda Güler, solda Kerem Aktürkoğlu. Santfor arkasında Hakan Çalhanoğlu ve ileride Barış Alper'in forma giymesini bekliyoruz. Burada bizi, tabii siz bilmem siz ne dersiniz ama en çok savunma dörtlüsü düşündürüyor. Evet. Zaman zaman da değişiklikler oldu. Maalesef istemediğimiz sakatlıklarla karşı karşıya kaldık. Ve hocanın da savunma konusunda biraz eli güçsüzleşti. Mutlaka kim oynarsa oynasın bir ona güvenmemiz gerekir. Bu güvenin de yalandan bir güven olmaması lazım. Öyle bir şey ki belki form seviyesi çok yüksek olmayan futbolcularımız var. Şu an görüyorum. Sakatlıktan yeni çıkmış futbolcularımız var. Bunun zorluklarını yaşayacak olsalar bile ben tamamıyla bugünkü özel motivasyon unsurları ve çok özel bir konsantrasyonla bunun başarılı bir şekilde sahaya yansıtacaklarına inanıyorum. Tabii bizim milli takımımıza geçmeden önce rakip Gürcistan'la ilgili birkaç cümle sadece. Onların da atanı tutanı gerçekten iyiler. Onu biliyoruz. Benim bugünkü beklentim strateji olarak her ne kadar bütün takımlar işte topla oynamayı isteseler bile veya önde baskı yapsalar bile dönem dönem bunu da Gürcülerden göreceğiz. Ama oyun biraz daha fazla onların kalesine yakın bölgede oynanacaktır. Dolayısıyla bizim önde basan bir milli takımımız olacak. Kaldı ki son zamanda Montella'nın bütün maçlarda takımımızın bu dinamizmini, bu gençliğin enerjisini önde baskıyla bize avantaj olacak işte bir şekilde. Tam da bu noktada arkayı unutmamak ve oradaki konsantrasyonu bozmamak gerekiyor değil mi? Şimdi oraya geleceğiz. Bence bravo, tebrikler. Diyorum ki bunu ben burada düşünebiliyorsam veya biz kendi aramızda konuşuyorsak hocamız da bunu biliyordur. Polonya maçını hatırlayalım. 1-0 mağlup duruma düştük. Öyle olduğu için de önde mecburi bir baskı vardı. Daha sonra birbiri bulduğumuz dönem sonrası bile baskıya devam ettik. Önde baskı yaparken geride bıraktığımız kendi yarı alanımızı, o geniş alanı savunmak çok önemli. Defans güvenliğini alamadığınız zaman günümüzde her takım hızlı hücumları, direkt hücumları yani geçiş hücumlarını artık yapıyor. Gürcülerin de iyi yaptığı bir iş bu. Defans güvenliğini elden bırakmamamız lazım. Yani iki ana cümle, önde baskı yap, kazandığın toplarla rakibi hazırlıksız yakala ve değerlendir ki son vuruşlarda eksiklerimiz olacak. Onları da konuşacağız. Çünkü kapanmış bir takıma daha çok set hücumu yapacağız biz. Rakip kazandığı zaman da geniş alana hücum edecek. Orada o alanı savunabilecek oyuncuları
tercih etmemiz biraz daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu oyuncular doğru oyuncular mı? Dedin ki hocanın elinde bunlar var. Yine de herhalde bütün herkes gibi ben de Samet'in oraya bir soru işareti koymak zorunda kalıyorum. Çünkü Polonya maçında iki golde de bu zaafları milli takımımız yaşadı. Şimdi öncesinde tabii Samet'i de çok konuşup böyle bir maç öncesi yıpratmamak, sizin de nezaketinizi anlıyorum ve katılıyorum hocam. Ama inşallah dilediğimiz gibi ve gönlümüzün geçtiği gibi bir skor olur. Eğer aksi bir hiç istemediğimiz sonuç alınırsa evet maç sonu tartışılacak bir durum Taner. Ben sürpriz bekliyorum bu arada. Yani Montella'dan şu an ekranda olan muhtemelin de dışında bir sürpriz bekliyorum. Sebebi de şu aslında, bu tarz 3 maça bakan bir şampiyonada milli takım antrenörleri genellikle beklenenin dışında bazı hamlelerle rakibin de analizlerini terse düşürmeye çalışırlar. Ve bugün ne yazık ki diyorum, sosyal medyada bazı Türk muhabir arkadaşlarımızın özel haber olarak paylaştıkları ilk 11'lerimiz dolaşıyor. Yani bu kadar gizli saklı olması gereken ve milli takımın rakibe karşı üstelik büyük bir sorun yaşayabileceği bir bilgiyi özel olarak da bir zahmet paylaşmayalım. Ve burada muhtemeller üstünden konuşurken de ekrandaki planlamada ben mesela Samet ve Mert Müldür çok ciddi anlamda konuşuluyor. Ve bunun üstüne yapılmış antrenmanlar var. Başka bir opsiyon belki Kaan Ayhan'ı hocanın beke çekip Salih Özcan'ı merkezde değerlendirip stoperde Samet yerine Melih Demiral gibi bir opsiyonu bir ihtimal kullanma gibi başka sürprizlerde hoca yapabilir. Çünkü rakibin bir kere ciddi anlamda sizin kadronuz üstünde adam adama çok fazla planı olacak. Bu planda ne kadar rakibi şaşırtabilirseniz de o kadar önemli. Ön tarafta çok büyük bir değişiklik beklemiyoruz zaten. Barış Alper malum zaten yaşadığımız özellikle Enes Ünal sakatlığı da eklendiği zaman ön tarafta Barış Alper artık kesin gibi gözüküyor. Ve Montella'nın da Barış'la birlikte oynadığı milli maçtaki performansa baktığımız zaman da Barış gerçekten de bunu hakkıyla teslim eden bir görüntüyü ortaya koymuştu. Ha burada tabii başka opsiyonlarımız ne olabilir? Ona bakalım. İrfan, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu üçlüsü. Başka bir üçlü orta saha planı. Ve İrfan, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu üçlüsüyle çıktığı zaman da tabii Arda bu sefer kenara gelmiş olacak. Ben Arda'yı da kesme ihtimalini hocanın, ki dün basın toplantısında bir çeviri hatasıyla birlikte böyle bir düşünce ortaya çıktı ama Ferdi de keza aynı şekilde. Hem Arda'nın hem de Ferdi'nin ben ilk 11'de olacağını bekliyorum. Sürpriz gelecekse buradan Ferdi gelmeyecektir. Ferdi ile Zeki'nin ikisinin aynı anda oynamasını pek düşünmediğini dile getirdi Montella. Aslında çeviri hatasından sonra öyle bir düzeltme geldi. Yapıldı tekrar. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yani Ferdi ve Zeki aynı anda oynamasın. Ama birbirinin alanlarını da doldurabilecek futbolcularmış da o bir soru işareti. Şimdi bu diyelim oyuncuların kalitesinden değil. Hoca der ki ya elinizde eğer sakatlıktan yeni çıkmış futbolcu sayısı çoksa onların her birinin oynaması demek her birinin bazı riskleri beraberinde sahaya taşıması demektir. Bir kendi sakatlanması, iki olası düşük bir performans. Şimdi buradaki sayı ne kadar çoksa o riskler de bir o kadar artıyor. Dolayısıyla hocanın böyle düşünmesi gayet doğaldır, o kesin. Ama şimdi ben biraz daha genel fotoğrafı çekerek başlayacağım. Bizde bir rakibi şaşırtma anlayışı alışkanlığı var. Ama geçmişte bizim milli takımımızda, kulüplerimizde özellikle yabancı takımlarla maçlarda buna çok önem veren, kadroları gizleyen, hatta sürpriz kadrolar çıkaranlar da oldu. Ama biz bunların hiçbirinde rakibi şaşırtamadığımız gibi kendimizi şaşırttık. Ya futbolda temel kural, temel ilke şudur. En güçlü kadronu, en güçlü anlayışını, senin en iyi yaptığın işi en önemli maçında özellikle yap. Bugünkü maç bence bizim milli takımımızın en önemli maçı. Sadece ilk olduğu için değil. Bugün alınacak bir galibiyet, benim görüşüme göre grup üçüncüsü olarak bizim gruptan çıkacağımızı garantileyecek. Şimdi bakıyoruz işte bir grupta Danimarka maçında Slovenya ile bir birlik bir beraberlik var. Büyük bir ihtimalle
grupların diğerlerinde grup üçüncüleri 3 puana bile ulaşamayacak. O yüzden bakın hem gruptan neredeyse çıkmayı garantileyecek hem de bizde öyle bir yapı var ki moral bir zirve yaptığı zaman önümüzde durmak çok zor. Ama kötü bir olayda da biz bazen kendimizi öyle eleştiriyoruz ki o zaman kendi kendimizi yok etmeye kadar gidiyor işler. Bence Montella'nın hiçbir rakibi şaşırtmaya, sürprize mal bırakmayacak en güçlü oyunculardan oluşacak o kadroyu kesinlikle sahaya sürmesi lazım. Benim kadromda Taner'e katılıyorum. Beklentim şu ve olabilir ihtimalim şu. Salih Dortmund'da oynuyor. Salih'in ev sahibi olduğu bir sahada oynanıyor maç. Dün basın toplantısında Salih vardı. Bununla ilgili ilginç bir not paylaşayım mı sizinle? O gün Şahinoğlu, sevgili ekip arkadaşımız, sabahki bağlantısındaki milli takımı takip ediyor. Şöyle bir ilginç not anlattı. Montella daha önce yanına oturttuğu basın toplantısında yanına oturttuğu futbolculardan sadece birini bir kere ilk 11'de oynatmış. Onun dışında yanına aldığı futbol. Yani ben de hep ona dikkat ederim. Eğer yanındaysa maçta direkt 11'de başlayabilir derim ama bu biraz Montella'nın tercihlerini etkileyen bir durum değil. Hayır, mutlaka. Sadece altını çizmekte fayda tabii, görüyorum. Tabii. Niye? Orta sahadaki bütün oyunumuz değişiyor çünkü. Evet. Yani bizim verdiğimiz o 11'de Hakan forvet arkası görünüyor. Şimdi Hakan'ı da yine Montella'nın olduğu dönemlerde devamlı derin oyun kurucu gibi defansın hemen önünde gördük. Şimdi biz eğer önde hücum edeceksek Hakan'ın o pozisyonda olması demek Hakan'ın neredeyse ceza sahası yayının orada oynaması demektir. Bu Hakan'ın oyunu değil. İnternet Hakan biraz kesinlikle sola doğru değil evet, mi? Kesinlikle biraz daha ele rakip yarı sahada oynadığımız zaman Hakan orta sahanın oralarında yayın orada bakın geriden biz oyun kurarken de birinci bağlantıyı hep yapmak için topu isteyen oyuncu Hakan. Dolayısıyla Hakan biraz oraya gelecek. Şimdi bizim oradaki öteki oyuncumuz da eğer Kaan oynayacaksa orta sahada ki alternatiften biri oydu. Kaan biraz daha defansif yönüne Hakan da serbest bir şekilde oyun kurma görevini üstlenecekler. O zaman forvet arkasına kim gidecek onu konuşmak lazım. Bence son maçta Orkun orada işini iyi yapmıştı. Değişiklik diyorsak da önde acaba konuşulmadığı için söylüyorum. Ya biz bu kadar çok rakip ceza sahasında oynayacaksak biraz daha santrofor anlayışını kanıksamış bir Cenk orada tercih edilir mi? Bunu da en azından burada bir ihtimal olarak konuşmakta fayda var. Çünkü Barış o dinamizmin geniş alanlardaki en önemli temsilcisi. Ama bence Arda'yı hiç konuşmayalım. Eğer konuşacağız hocam. Şöyle konuşmayalım. Allah kimseye sakatlık vermesin. Evet. Başta Arda'ya. Daha şimdiden 3 maçın 11'ine de Arda'yı yazsın Montella. Biz Arda'yı o şekilde konuşalım. Şimdi, oynayacak mı oynamayacak mı diye değil. Yönetmenimiz Aslı'dan rica edelim. Aslı Euro 2024'ün paylaşımları vardı. Elimize de gelmiş sanırım. Yönetmenimiz Aslı'dan rica edelim. Euro 2024 resmi hesabı da aslında bugün oynanacak karşılaşmaya dair duyurularını genelde Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler üzerinden yapmışlar. Aslı'dan rica edelim. O paylaşımları paylaşalım, ekrana getirelim. Taner, evet. Sana da sormak isterim. Özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun durumuyla ilgili detaylı bir şekilde hocamız anlattı. Bu arada işte Euro 2024 paylaşımları da ekrana geliyor. Arda Güler ön plana çıkmış. Kalecilerimiz, defans oyuncularımız, orta sahalarımız ve forvet hattımız tüm futbolcuların listesi bu şekilde paylaşılmış. Şimdi Arda Güler'le bu fotoğrafın paylaşımı o kadar normal ki bu arada. Yani şu anda bence sadece Avrupa'nın değil dünyanın da sayılı genç yeteneklerinden birisi durumunda. Bunu sadece biz kabul etmiyoruz. Kabul gören bir durum bu arada. Ve bunun da etkisiyle birlikte Arda bu turnuvanın da herkesin gözünün üstünde olduğu bir isim olacak. Hakan Çalhanoğlu kısmında hocama da katılıyorum ki Hakan merkezde biraz daha gelip burada stoperden topu çıkartan işte Abdülkerim ya da işte Melih ya da
başka bir planlama, herhangi bir şekilde stoperden özellikle topu alan ve birinci bölgeyle üçüncü bölgeyi birbirine bağlayan bir rolde olma ihtimali var Hakan Çalhanoğlu'nun. Arda Güler'in buradaki planlamada ben de muhtemele göre hareket edeyim. Biraz daha böyle kanat oyunun içerisinde olacaktır. Barış Alper kısmında ise bir kere rakip sıklıkla 3-5-2 oynayan bir sisteme sahip. Çift son adam oynuyorlar. Arka tarafta iki tane kanat oyuncusunun çok süratli bir şekilde oynadığı, iki tane kanat oyuncusuyla birlikte çok baskılı gittiklerinden dolayı da ben biraz daha üçlü bir savunma hattına karşı dinamizmi elinde tutabilecek bir milli takım orta sahasının etkili olabileceğini düşünüyorum. Hem kanat oyununda hem de son adam pozisyonunda. Burada biraz daha Barış Alper bana sıcak geliyor. Sebebi de belki de buradaki planlamada yine beşli bir orta saha hattıyla oynarsa eğer rakip, yani Gürcistan, ve bu kanat oyuncularının ileriye çıkışlarından doğacak kontrataklarda biz elimizdeki mevcutla etkili ataklar bulabiliriz. Ve burada Barış Alper gibi süratlenebilen, hatta geriye gelip geriden de top alabilen bir oyuncunun da rolü bence çok iyi olabilir. Peki hocam, bir yandan da Euro 2024 paylaşımlarına bakıyorum ki son paylaşımda da aslında Euro 2024 hesabından yapılan paylaşımda Hakan Çalhanoğlu'nun fotoğraf karesiyle birlikte, o hazır değil ama Çalhanoğlu, Kvaratskhelia ve Ronaldo için bugün Euro 2024 heyecanı başlıyor diyerek 3 futbolcu biraz daha böyle Euro 2024 hesabı üzerinden ön plana çıkarılmış. Tabi hepsi de kendince gerçekten dünya yıldızı konumundaki oyuncular. Bunların bir kısmı Ronaldo gibi kariyerinin sonuna geldi. Müthiş bir kariyer. Yani nasıl anlatılır bilemiyorum. Herhalde bütün dilleri toplayıp o dillerle anlatmaya kalksan yine bir yetersiz kalır. İki, hemen daha ortada harika işler yapmış ama önünde harika işler yapabilecek bir zamanı olan ve bunları yapabilecek her türlü donanıma sahip bir Hakan Çalhanoğlu. Bence kariyerinin başında diyebileceğimizde Kvaratskhelia geliyor. Yani kaldı ki onun da büyük bir ihtimalle izleyenler de takip ediyordur, Napoli ile ilgili bazı açıklamaları kafasını karıştırmış bile olabilir. Geleceğin büyük yıldızlarından biri olacak, o kesin. Yani Ronaldo olmak kolay değil ama Hakan Çalhanoğlu'nu zorlayacağı kesin. Kaldı ki bunun içine daha da gence Arda'yı da biz zaten sevgili, evet, Taner demin koymuştu. Onu da oraya sayıyoruz. Temenni ediyorum ki böyle tabii ki kazanmak istiyoruz, iyi oynayarak kazanmak istiyoruz ama şu ana kadar bence keyifli başladı Avrupa Şampiyonası. Keyfimizin katlanarak devam ettiği, hem oyunun kalite olarak, tempo olarak, hem de sonuçların bizim milli takımımızın adına daha da büyük zevkler verebilecek bir şekilde gelişmesi. Şimdi Arda Güler'in fotoğrafı da ekrandayken şöyle bir özetleyelim. Real Madrid'de zaman zaman sakatlıklar yaşadı, forma giyemedi. Son haftalara doğru biz Arda'yı daha çok gördük, gollerini gördük. Golleriyle gururlandık. Ancelotti şampiyonluk kutlamalarında üstü açık otobüste sizi çok özel biriyle tanıştıracağım diyerek Arda'yla taraftarı buluşturdu. Evet, evet. Gerçekten özellikle o son haftalara doğru iyice bir çıkış yakalayan Arda Güler. Şimdi bence sadece bizim değil Avrupa futbolunun, dünya futbolunun gözü Arda Güler'in üzerinde. Evet. Aynı zamanda bir Lamine Yamal çıkışı bekliyorum ben bugün Arda'dan. Bir asist, bir gol neden olmasın? Yani bizim de göz bebeğimiz, bizim de yıldızımız. Vallahi ben de bekliyorum, dünya da bekliyor. Evet. Ve bunu da yapabileceği bir rakibe karşı oynayacak. Ve biz de mümkün olduğunca topu ayağında tutan ve muhtemelen maç içerisinde geride bekleyen değil, ataklar bulan bir takım görümünde olacağımız için bu karşılaşmada Arda Güler'in fazlasıyla ceza sahası çevresinde ve içinde topla buluşabileceği bir mücadele olacak. Portekiz karşılaşması olsaydı belki biraz daha kontrollü, biraz daha farklı bir plandan bahsedebilirdik. Ancak bu mücadelede Gürcistan karşısında Ahmet Hocam da ilk sözünü aldı ama belki de gruptan çıkma maçı gibi bir karşılaşmadan bahsediyoruz. O yüzden bunun da etkisiyle birlikte çok ön tarafta oynayacağız. Arda da bunun başrolünde yer alır. Ve ben de Arda'dan burada skor bekliyorum. Ve Arda'nın atacağı ya da bulacağı skoru bence şöyle bir gerçekliği de var.
Arda öyle bir rol alıyor ki oyun içerisinde, skoru nasıl bulacağı çok da belli olmuyor. Bunu en son Burak Yılmaz'dan hatırlardık. Yani Burak Yılmaz işte bir karşılaşmada sağ ayak, sol ayak, kafa, frikik derken altın hat-trickleri yapabilen bir golcüydü. Arda bir golcü değil ama evet, skoru farklı farklı çeşitlerle bulabiliyor ve buldurabiliyor. O yüzden de oyuna çok güzel bir akıl kattığı için de bence Gürcistan'ın onun üstüne fazlaca planı olması lazım ama bize La Liga'da da gösteriyor. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde de gösterdi. Rakiplerin planı ne olursa olsun bir şekilde onları alt edebilecek anti tezlerini ortaya koyabiliyor Arda. Muhtemelen bugün de bunu yapacaktır. Şöyle uzaktan bir şutuyla topu ağlarla buluştursa ben ekran başında mest olurum hocam. Çok da hoşuma gider eminim. Tüm Türkiye'nin hoşuna gider. Ben böyle güzel kodlamalarla güne farklı bir boyut kazandırmak istedim hocam. Tamam. Uzaktan bir gol atsın sen mest ol. Ama ben de yakından bir gol atsın. Ben mest olayım. Hep beraber mest olalım. Aslında Arda'daki değişiklik bence o. Bakın eğer bu şampiyona geçen sene oynasaydı Arda'nın atacağı golü ben uzaktan bir gol olarak beklerdim. Ama Arda'nın bu sene Real Madrid'deki attığı gollere bakalım. Daha yakından atılan goller. Çünkü şifre de şurada. Taner dedi ki ceza sahasının bulduğu içinden. Şunu söylemek istiyorum. Arda sezon başı oynamadı. Neden oynamadı? İki tane nedeni var. Bir tanesi fiziksel. Bizim Türkiye'de maalesef futbolcuları fiziksel yönden getirdiğimiz seviye çok düşük. Dolayısıyla Arda da bu düşük seviyeyle Real Madrid'e gittiği için eksik tamamlaması lazımdı. Eksiğiniz varsa sakatlık riskiniz de büyük. Hem sakatlandı, sakatlık sonrası da bu eksikleri tamamlaması için belirli bir süreye ihtiyacı vardı. O yüzden oynamadı. İki, Arda'nın buradaki oyununa bakıyoruz. Fenerbahçe'de oynarken orta sahada geriden oyun kurucu gibi bütün topları alan, aldığı zaman da devamlı orta sahada pas dağıtan bir anlayış içindeydi. Arda'nın ceza sahasına girdiğini bile çok görmüyorduk. Şimdi attığı gollerin de çoğu ceza sahası içinde diyoruz. Defans arasına arkasına koşu yapan bir Arda var. Şimdi Ancelotti de Arda'yı sadece fiziksel yönden değil, Real Madrid'in oyun anlayışına uygun bir seviyeye kadar da onu geliştirdi. O yüzden bence buradan giden Arda değil, orada gelişmiş Arda'yı biz bugün izleyeceğiz. Hakan'la ikisinin oyun anlayışı birbirine yakın görünse de birbirlerinden rol çalan değil. Hakan'ın biraz daha geride, Arda'nın da biraz daha sağ açıkta oyunu kuran bir anlayışla oynayacağını düşünüyorum. Böyle iki tane iyi anlaşan oyuncu varsa müthiş keyif verirler. Golleri de Hakan uzaktan, Arda yakından atar. Peki hocam. O zaman bir araya gidelim. Hocamın da bu temennileriyle birlikte Taner ve Ahmet hocamla değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz efendim. Ekran başından ayrılmayın. Çok kısa bir ara ama o arada da milli takım coşkusuyla sizi baş başa bırakacağız. Spor gündemine devam ediyoruz. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında konuklarımız Ahmet Akcan ve Taner Karaman'la birlikte milli takımımızı konuşmayı sürdürüyoruz. Bugün Euro 2024'te ilk maçımıza çıkacağız. Gürcistan karşısında karşılaşma Türkiye saatiyle saat 19'da başlayacak. Bir yandan Almanya'dan gelen görüntüler eşliğinde biz de değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz milli takıma dair. Evet. Artık gözler bizim grubumuza çevrildi. Doğru. Portekiz, özür diliyorum. Yine bugün grupta oynanan bir diğer maçta Portekiz Çekya ile karşı karşıya gelecek. Bu maçta saat 22'de, öncesinde biz Gürcistan'la karşı karşıya geleceğiz ve F grubunda da ilk maçlar tamamlanmış olacak. Grubumuzda kağıt üzerinde favori olarak gösteriliyor Ronaldo'lu Portekiz lider olarak çıkılacağı öngörülüyor. Ama sürpriz tabii neden olmasın Taner? Yani ne beklediğimize göre de bu maçtaki beklentimiz değişecek aslında. Beraberlik mi daha hayırlı bizim için yoksa bir tarafın kopup gitmesi mi? Hani ona da bakarsak yani çok aradayım. Acaba beraberlik çıksa da iki tarafta puan kaybetse biz liderlik üstüne bir mücadeleye mi girişsek? Çok güzel olur. Yoksa Portekiz kopup gitse, Çekya'yı direkt sıfır puanla başlatsa da biz Çekya'dan alacağımız bir puanla ikinciliği belki de garantilesek. Böyle bir arada kalmışlığım var açıkçası maça dönük ama tabii ki Çekya'nın kazanmadığı bir senaryo sanki bizim için
en iyi sonuç gibi gözüküyor şu anda. Biz galip gelelim hocam. Portekiz'de çek ya berabere kalsın. Çok güzel bir senaryo. Neden olmasın? Çünkü şöyle gruplarda bu arada görüntülerde ekranlarınıza yansıyor. Hem ajanslardan gelen görüntüler hem de ekip arkadaşlarımızdan gelen görüntüler. Almanya'dan ulaşıyor. Bu görüntülerde yenilendikçe yine konuşacağız. Hocam Portekiz-Çekya mücadelesi. Şimdi oynanan maçlara baktığımızda Avrupa Şampiyonası'nda bugüne kadar diğer gruplarda da pek çok favori vardı aslında. Ama Almanya bence şu an için hepsinin önünde görünüyor. Sürpriz sonuçlar var gruplarda. Favori gösterilen takımların çok istenen performans sergileyemediği maçlara da tanıklık ettik. Bugün bir tekrarı neden olmasın Portekiz-Çekya maçında. Yenişemesinler. Kabul. Yani beni rahatsız etmeyecek ama benim yapım şu. Galip gelmek bizim elimizde. Evet. Ama o maçın berabere bitmesi bizim elimizde değil. O yüzden ben bizim yapabileceklerimize odaklanmayı kesinlikle tercih ediyorum. İkincisi eğer biz galip geliyorsak zaten hem Çek hem de Portekiz'de daha sonra birer maçımız var. Bence 3 puandan sonra grup birinciliğine oynamak daha kolay. Çünkü hepimiz şu hesapları da yaptık. Gruptan birinci çıkarsak kiminle oynayacağız? İkincilikte kiminle? Üçüncülükte kiminle? En kolay rakipler bizim için grup birincisi olmamız halinde gelecek. Ama grup birinciliğini garantilemek için önce üçüncülüğü garantilemek lazım. Sonra ikinciliği. Yani bu arada bizim elimizde olmayacak bir şekilde rakipler bizim işimize gelecek sonuçları alıyorlarsa bence bunda hiçbir sorun yok. Öper başımızın üzerine koyarız. Şu ana kadar bence turnuvada çok büyük sürprizler yoktu. Ama Belçika-Slovakya maçını ben kesinlikle bir sürpriz olarak görüyorum. Orada da Halil Umut Meler olduğu için özellikle bu maça değindim. Gerçekten belki de şu ana kadar hakemlik açısından en zor maç bu maçtı. Belçika mutlaka galip gelebilecek bir kadroya sahip, yapıya sahip. Oyuna iyi başlamış ama 1-0 mağlup duruma düştüler. Daha sonra Slovaklar işte Halil Umut Meler'i biraz kandırmaya yönelik hareketlerle, biraz zaman geçirmeye yönelik hareketlerle, hatta Belçikalılar Todesco dahil olmak üzere mağlup durumda olmanın beraberinde getirdiği psikolojiden dolayı ufacık pozisyonlara bile itiraz etmeye başladılar. Bir de bir şanssızlık. Yani ne olursa olsun kaçan veya VAR tarafından düzeltilen iki tane gol var. Bunlar da Halil Umut Meler'in şanssızlığı oldu. Yani madem gerçekçi yorumlar yapıyoruz, katılır mısınız bilmiyorum. O yumruk olayından önceki dönemde Halil Umut Meler özgüveni daha yüksek bir hakemdi. Yani o olaydan sonra dünkü maçta bile ben sanki o özgüvende biraz da olsa bir eksiklik hisseder gibi oldum. Bazı pozisyonlarda ağırlığını koyup belki işte bir kramp girmiş oyuncuyu hemen dışarı alması lazım. Belki oyuncu değişikliklerinde, belki zaman geçirmelerde biraz farklılıklar da bekliyordum. 7 dakika uzatma eklendi. Bambaşka bir yere taşıdım olayı. Temenni ediyorum o da yoluna devam etsin. Bundan sonraki maçında mutlaka buradakinden daha iyi bir performans gösterir. Belçika'da yani sonuçta daha güçlü kadrosu olmasına rağmen takım oyununa karşı nasıl mağlup olunur onu net bir şekilde gösterdi. Slovakları da kutluyorum. Hocam bir virgül koyalım mı? Çünkü Kortej hareket etmiş. Amili futbol takımımız da bizim çocuklar hashtag ile bir paylaşım yaptı. O paylaşım ekranlarınıza yansıyor. Sesi var mı arkadaşlar? Biz üstüne konuşmaya devam edelim mi? İşte Mehter marşlarıyla, Mehter marşıyla millilerimizi maçına doğru yol alıyor taraftarlar. Dortmund'un stadına doğru yola çıktılar. Korteji bir üstü açık otobüse eşlik ediyor.
herhalde şu an hepimizin milli damarları kabarmış durumdadır. Bunu izleyen, bunu gören futbolcularında yani benim stüdyoda gerçekten milli damarlarım tavan yapmış durumda Mehter Marşı coşkusuyla birlikte. Hakikaten ev sahipliği yapıyoruz bunu. Evet evet. Ya, bu, ya, o değil. Bu gerçekten. Mehter takımını dinlediğim anda tüylerim diken diken oldu. Evet. Yani belki dünyaya bakış açım çok farklı olmasına rağmen bu bizim genlerimizde var. Doğuştan içimizde var. Dinleyelim. Sesini bile açabiliriz biraz. Arada böyle görüyorum Fenerbahçe formalı taraftarlar var, Galatasaray formalılar var, Beşiktaşlılar var. Onlar da yan yana yürüyorlar bir taraftan. Çok keyifli gözüken bir ortam var. Tribünlere de sirayet edecek kesinlikle. Sağdaki futbolculara da bize şu an geçen duygunu çok kat ve kat fazlası mutlaka oyunculara da geçecektir. Ve bu sonuca da yansıyacak gibi geliyor bana. Şimdi teknik direktörlük kimliğin birazdan plana çıktı yine. Kontrolsüz güç güç değildir. Yani evet, futbol bir motivasyon, bir konsantrasyon oyunu ama futbol bir akıl oyunu. O yüzden bütün bu coşkuya rağmen ki sonuna kadar da üst düzey bir tempoda mücadele edeceklerinden zerre kadar kuşkun yok. Aklı hiçbir zaman soyunma odasında bırakmayalım. Biz bu coşkuya aklı ilave ettiğimiz takdirde kazanırız, onun altını çizmek istiyorum. Biraz fazla mı teknik direktörüm şu an? Bence yok, taraftar yok olmak hocam. Lazım. Şu an taraftar evet, olmak lazım. Yani bugün keyif bu orada. Görüntüler eşliğinde gerçekten orada olan, milli takımımızı tribünden takip edecek olan, Dortmund sokaklarını kırmızı beyaza boyayan tüm Türk vatandaşlarına, taraftarlarımıza ben kendi adıma nacizane teşekkür ediyorum. Çok büyük bir coşku yarattılar ve bu coşkunun da ben maça sirayet edeceğini düşünüyorum. Bir yandan futbolcularımızın bugün yaptığı paylaşımlara da bakıyorum ki Aslı'dan, yönetmenimizden rica edelim. Hazır olunca İsmail Hüseyin paylaşımını muhakkak ekrana getirelim. Çok güzel bir paylaşım yapmış. Hazır olunca ekrana getiririz onu. Ama futbolcularda da ben motivasyonun üst düzey olduğunu düşünüyorum bugün. Bu da çok önemliydi. Yani bizim Almanya'da ikinci bir ev sahibi olma durumumuz. Nasıl Almanya'yı doğal bir favori yapıyorsa bizi de sürprizlerin takımı yapabilir. Olumlu anlamda. Yani beklentimizi karşılayabilecek bir ortam olacağı kesin. Bizim şu anda ilk hedefimiz gruptan çıkmak ve bu yolda da bu karşılaşmayı bugün alarak, ki bence Gürcistan maçı ilk maç olması çok kıymetli bu arada, onu söylemem lazım. Çünkü biz herhangi bir şekilde Portekiz'le başlayıp sonra Çekya'yla devam edip finali Gürcistan yapıyor olsaydık, olası bir iki maçta gelecek bir puan bizi bitirebilirdi. Yani gerçekten de zihinsel olarak her şey bitti noktasına bile getirebilirdik kendimizi. Şimdi tam tersten olacak. Gürcistan galibiyetiyle başlarsak bunun vereceği etki Portekiz maçına farklı girmemizi sağlayacak. Olası bir Portekiz karşısında istemediğimiz bir sonuç karşısında bile Çekya'dan çıkacak bir puan bizi gruptan dışarı atabilir. O yüzden de Gürcistan'la gruba başlamak bence çok iyi bir kura oldu bizim adımıza. Bunu da bugün zaten böyle bir güzel bir startla başlayacak olmak da kıymetli gözüküyor. Hocam biraz saha içine yine sokacağım sizi. Çünkü şunu da sormak istiyorum. Hücum hattımız oldukça genç ve yetenekli isimlerden oluşuyor. Barış Alper Yılmaz bu sezon şahane bir sezon geçirdi. Bugün belki de milli takımın en önemli kozlarından biri olacak. Kerem Aktürkoğlu bir önceki sezona nazaran her ne kadar biraz daha iniş grafiği olan bir performans sergilese de o kırgınlıklarını geride bırakmayı çok iyi bilir ve hırslı duygusal bir futbolcudur Kerem Aktürkoğlu.
O yüzden bugün sahada yer alan 11 oyuncunun 11'inin de elinden geldiğini yapacağını düşünüyorum. Ama Kerem Aktürkoğlu ve Barış üzerinden birbiriyle oynama alışkanlığı da olan iki isim üzerinden neler söylersiniz hücum hattına da? Evet, birbirleriyle aynı takımda oldukları için oynama alışkanlığı olan iki futbolcu. Ama şunun da altını çizelim ki genelde ikisi de ayrı kanatlarda oynadılar. Yani Kerem'in Icardi ile olan işbirliği bir sol açığın sağ açıkla olan işbirliğinden çok daha yakın oluyor. Ama pozisyon gereği eğer bir kanattan hücum ediyorsanız ters kanattaki oyuncunun hücuma topsuz katkıları çok önemli. Bazen oyunu açması çok önemli. O açıdan bakıldığında bizim Kerem Barış kadar bence artık Kenan'ın da Arda'nın da özellikleri itibariyle belki çok uzun süre milli takımda zaman geçirmemiş olsalar bile birbirlerine yakın özellikleri var. Neden yakın? Arda hepsinden farklı olsa da biz takım oyununu ön plana çıkaramadığımız için hücumda, hücum opsiyonları çok oturmadığı için bireysel beceriye bugün daha fazla ihtiyaç duyacağız. Hepsinde de rakibi eksilten o anlayış var. Eksilttikleri anda bence atacakları şutlarla golü bulmamız mümkün. Kaldı ki bugün kıyasıya bir defansta mücadele verecek Gürcistan'ın bütün bu topları bloklama adına zaman alan vermeyen kompakt bir defans durucusu olacak. Hemen ikinci topları kazanıp atağa oradan devam edebilmek bizim en büyük bugün için bence silahımız olabilir. Çünkü önde topu tutacak, önde çoğalmayı sağlayacak, arkadaşlarına servis yapacak, pivot santrofor özelliğiyle oynayan bir oyuncumuz olmayacak gibi duruyor. Kadro tamamıyla bunu gösteriyor. Eğer gole ihtiyaç duyulursa da o zaman bu oyuncular işte Cenk'tir, Bertu'dur o zaman sahaya sürülecek. Bizim oyunun bütün genişliğini kullanmamız ve gerek Kerem'den bahsettik, Barış'tan bahsettik. Kenan'ı da bunun içine koyacağız. Yeri gelirse Arda'yı da koyacağız. Sıfıra kadar inerek oradan yapacağımız servislerle gol bulma şansımız çok daha fazla. Cenk'siz, Bertu'suz yani hava toplarında etkili olmayan bir santrafor anlayışında şişirme toplara bugün kesinlikle yer olmaması lazım. Artık hepsinin hedefine giden paslar olması lazım. Merkezden de ben büyük destek bekliyorum. Demin söyledik. Hakan uzaktan atacak. Arda da yakından. İnşallah hocam. Temennimiz o yönde. Hakan Çalhanoğlu bu takımın en tecrübeli isimlerinden biri. Kaptanı, lideri. Aynı zamanda İtalya'da yılın orta sahası seçildi. Doğru. Ama milli takım kariyeri ile kulüp kariyeri birbirinden biraz farklı bir isim. Bu konuda zaman zaman çokça eleştirildi. Bugün tabii ki öyle bir gün değil. Ama artık Türk taraftarlarda bizler de Hakan'ın biraz kulüp kariyerine yakın bir performans sergilemesini bekliyoruz. Belki de teknik adamlardan da milli takım teknik heyetinden de oradaki görevine yatkın bir görev bekliyoruzdur. Yani bunu öyle de çevirebiliriz. Şöyle Hakan'ın Serie A performansı 13 gol 3 asist bu sezon. Ve dediğin gibi sezonun en iyileri arasına da girdi. Çok da gerçekten bence kariyerinin zirvelerinden bir tanesini yaşıyor. Çok iyi bir performans sergiliyor. Hakan orada ne oynuyor da burada ne evet. oynuyor kısmına da bakarsak da Arkan biraz özgürlüğe de sahip orada ama aynı zamanda çevresinde oynayan oyuncu grubunun da çok ciddi bir istikrarı olduğunu görüyoruz. Doğal olarak milli takıma geldiği zaman oyuncuların performansları bir nebze daha aşağıya inebiliyor. Çünkü farklı bir planlama, farklı hoca, farklı kadrolar ve doğal olarak oyun ezberi biraz daha zayıf bir takım olduğu için milli takımlar dediğimiz kavram. Hakan gibi biraz daha oyun ezberi üstünden oyunu planlamaya çalışan oyuncuların zorlandığını görebiliyoruz. Ben burada Hakan nezdinde çok tartışıldı bu arada. Gerçekten de neden milli takımda bu seviyeye gidiyor da kendi takımda çok farklı noktalarda diye ama bence kendisine biçilen rol hep biraz daha buydu. Çünkü Hakan takım performanslarında hep baş rollerde yer aldı. Milli takımda ise baş rolün daha gerisinde kalıyor. Şimdi bugünkü maçın başrolü kim olur diye bakarsak yine ben Hakan'ı çok sayamıyorum. Çünkü ilk bölümde de konuştuk. Hakan belki de oyunu ilk çıkışını yapan oyuncu olacak. Merkezde konumlanarak. Ve bu rolü üstlendiği zaman Hakan oyunu
ceza sahasına sokan ya da topu çizgiden geçirmeye çalışan oyuncu değil, oyunu kurgulamaya çalışan bir rolde olacak. Kendi takım performansında ise daha fazla aslında oyunun finalini yapmaya çalışan bir roldeyken, ki 13 gol 3 asistlik performansta bunun bir etkisi, milli takımdaki rolleri genellikle oyunu birinci bölgeden, savunma hattından alıp üçüncü bölgeye doğru bir şekilde taşıyan bir rol. O yüzden de bence takım oyuncunun da, yani farklı takımlar, farklı planlamalar, Hakan'ı böyle değerlendirmek lazım. Bugün de biraz daha ben merkezde konumlanacağı düşüncesindeyim. Yani geride rol alacaktır. Ön taraftaki beklentim biraz da Kerem Aktürkoğlu. Hava hakimiyeti konusunda da acaba Kenan Yıldız'ı bu yüzden sahaya sürer mi hoca diye de düşünüyorum. Çünkü Kenan'ın burada işte 1.90'lık neredeyse bir boyuyla, ki hakikaten de hava toplarına çok etkili bir oyuncu bir taraftan da, bize çok büyük avantajları da olabilir. Hocam bir şey ekleyecektiniz galiba. Hayır, Hakan'la ilgili şunu söyleyeyim. Hakan'ı bence bu konuda haksız yere çok eleştiriyoruz. Sevgili Taner, evet, değindi. Belki vurucu birkaç cümleyle şöyle anlatayım. Hakan'dan biz milli takımı tek başına kurtarmasını bekliyoruz. Başka kimse bir şey yapmasın, Hakan alsın tek başına. Evet, evet. Hem defans yapsın, hem asist yapsın, hem gol atsın. Şimdi Inter'in oturmuş oyun anlayışı bizim milli takımımızda yok. Hakan Inter'de o bütünün, o takımın çok önemli bir dişlisi. Aradaki fark bence buradan kaynaklanıyor. O yüzden Hakan bugün arkadaşlarıyla birlikte o iyi performansa kesinlikle yansıyacaktır. Kaldı ki Hakan'ın şu an milli takım istatistikleri bende yok. Ama o istatistikler de kulüp istatistiklerinin çok altında değil. Değil. Onun da altını çizmemiz lazım. Sevgili Taner, sen daha iyi bilirsin onu. Estağfurullah. Değil, doğru diyorsun hocam. Onu da söylerim size hatta biraz. Artık takım oyunu kazanıyor. Bireysel oyun değil. Ama doğru bazen hocam, golleri bireysellikle atacaksınız. Peki şimdi biraz kulüplerin gündemine bakacağız. Euro 2024'ten sonra ben daha da transferin kulüplerin gündeminde yer alabileceğini düşünenlerdenim. Bu arada Almanya'dan canlı görüntüler oldukça yine o noktaya tabii ki kameramızı çevireceğiz. Ama kulüplerde neler yaşanıyor, ona dair de bir değerlendirmelerde bulunalım. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da neler oluyor? Bunların hepsini konuşacağız. Transfer döneminde özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe açısından nasıl geçeceği tabii ki merak ediliyor. Bir anda Fenerbahçe Mourinho hamlesini yaptı. Teknik adamını belirledi. Yıldız bir teknik adamla anlaştı ve gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Mourinho'nun tüm eski öğrencilerinin Fenerbahçe ile adının geçtiğini, her gün yeni bir isimle uyandığımızı belirtelim. Bu arada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da bugün bir açıklaması olmuş ve her çıkan isme itibar etmeyin açıklamasını yapmış. Ama bunun dışında Galatasaray ve Fenerbahçe her iki takımda Tottenham'ın Danimarkalı yıldızı Højbjerg için bir yarış içerisinde olabilir diyoruz. Bununla ilgili haberimizi izleyelim, ekrana getirelim. Sonrasında size de soracağım iki takımın bu yaz transfer harekatına dair neler beklediğinizi, haberimizi izleyelim. Evet, detaylar bu şekilde. Her iki takımın da orta sahaya, Galatasaray'ın Torreira'nın yanına, Fenerbahçe'de Fred'in yanına böyle bir oyuncu transfer beklentisi var. O isim Højbjerg midir? Her iki takımda nasıl etkiler yaratır hocam? Şimdi bu arada başka takımlardan, Avrupa'dan, belki Arabistan'dan da teklifler olabilir oyuncuya. Euro 2024'te de sergileyeceği performans. Mutlaka, işte Slovenya Danimarka maçında da izledik. Evet. Daha önceden de bildiğimiz, tanıdığımız her iki takımda da iyi işler yapacağına ben inandığım değerli bir futbolcu. Mourinho'nun imzasından sonra Fenerbahçe'de şöyle bir suskunluk var. Ben yakında bunun artık yerini tamamıyla büyük bir heyecana bırakmasını bekliyorum. Çünkü Mourinho Hoca imzayı attı, planlamaları yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Ki sezon açılışı, hazırlık dönemi bile planlanmış durumda. Bu aradaki o bir haftalık süreyi de Avrupa Şampiyonası'ndaki kendi futbolcularını ziyaretle geçirdi Mourinho. Onlara da birebir görüşmelerle zaten mutlaka çok şey anlattı. Fırtınadan önceki son sessizlik. Ama ben Fenerbahçe'den şu ana kadar
Böyle en azından bir transfer, iki transfer yapmasını bekliyordum. Çünkü onlarda da hazırlık döneminin başına o transferleri yetiştirmek var. Mourinho lig şampiyonluğu kadar Avrupa'da başarıyı da hedefliyor. İkinci en eleme turundan başlayacak olmaları sezonu da erken açacak. Önümüzdeki hafta sezonu açacak Fenerbahçe. O yüzden hatta tam tarihini ben kaçı diye 24'ü diye bir evet, ara, evet 24 Haziran. Evet aklımda kaldı. Bir şey kalmadı yani 5 günlük bir süre var. Şimdi bir de bizim transferlerde her zaman bir lig maçı oynuyormuşçasına kendi aramızdaki bir transfer yarışı olur. İki kulüpte hatta bazen üç kulüpte aynı oyuncuya talip olurlar. Sen mi aldın, ben mi aldın? Heyecanını bize yaşatırlar. Højbjerg'le bu başlıyor. Hadi hoş geldin transfer. Højbjerg oyunun iki yönünde oynayabilen bir oyuncu. Yani şöyle diyelim. Fred'in anlayışına biraz daha yakın. Belki defansif yönü olsa bile Galatasaray'da Torreira'nın üstlendiği o defansif görevlerin içinde eğer Galatasaray alırsa onunla birlikte her ne kadar daha ofansif oynayacak olsa bile Galatasaray'ın orta sahada müthiş iki tane defansif yönü iyi olan oyuncusu olur. Fenerbahçe'ye baktığımızda da şu an İsmail var ama hepimiz gibi ben de Fred'i Fenerbahçe'de bir numaraya koyuyorum, yazıyorum. Eğer Fenerbahçe'ye gelirse Fred'le Højbjerg sanki biraz daha ikili olabilirler diye düşünüyorum. Kaldı ki İsmail'in de o denklem içinde çok önemli bir yeri olacak. Yine önde onların Galatasaray'ın Mertens'i gibi kullandığı bir Szymański'si var. O açıdan bakıldığında sayısal olarak iki takımda da orta sahada eksik var. Günümüzde orta saha oyunun kalbidir, takımın kalbidir diyerek her futbolcuya iki yönlü oynamasını tavsiye eden bir teknik adam olarak Højbjerg'e nasıl olsa ikisini de yapıyor. Her iki takıma da yakışır demekten başka bir şey kalmıyor bana. Şimdi iki kulüp arasında o rekabeti yavaş yavaş izlemeye başladık bile. Evet. Peki Taner, sana da evet sormak istiyorum. Özellikle Galatasaray açısından bakacak olursak Torreira ile birlikte oynayacak olan ismin katkısıyla biraz iki sezonun yükü belki Torreira'nın omuzlarından kalkabilir. Çünkü gerçekten evet, iki kişilik bir performans sergiledi. Diğer tarafta bir Fred İsmail Yüksek ikilisi oldukça iyi bir sezon yaşadılar diyeceğim ama dönem dönem tabii ki sakatlıklar oldu. Fenerbahçe'de geçen sezon çok da can sıksa ve bu sezon aynı şeyleri yaşamamadığına Fenerbahçe'de oraya sağlam bir takviye yapmak isteyecek. Ben açıkçası Muslera'ya ve Livakovic'e düşen yükün azalacağı düşüncesindeyim. Bu doğru, böyle bir hamle gelirse. Çünkü eski tabirle ön libero diye tabir edebileceğimiz biraz da stoperle merkez orta sahasının arasında konumlanan bir oyuncu rolünde daha fazla süre alan bir Højbjerg olduğu için de bu iki takımın da ceza sahasına rakiplerini sokma oranını düşürecektir. Böyle bir isimle girmek. Şimdi bir tarafta Fred'in, bir tarafta Torreira'nın adeta kaptanlığını yaptığı o savunma oyununun start noktasında eksik olan taraf genellikle Fenerbahçe'de her ne kadar sezon başlangıcında işte İsmail Yüksek gibi oyuncularla o bölge bir şekilde kapatılsa bile sakatlanmaların etkisiyle birlikte orası da gedik vermişti ama Galatasaray özellikle 10 numara orijinli olan bir Kerem Demirbay'la oynamak zorunda kalınca o bölge adeta yol geçen hanına dönmüştü. Ve bu da tabii Muslera'nın performansı olmasaydı ağır bilançolara sebebiyet verebilirdi. Højbjerg'in şimdi Bayern Münih kariyeri, Tottenham kariyeri, Bayern Münih'in altyapı kariyeri vesaire derken gerçekten de bu yaşta elde edilebilecek çok önemli bir kariyere sahip. Henüz daha 28 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz ve bu 28 yaşındaki kariyerinin de içerisinde Danimarka milli takımıyla gösterdiği önemli bir performans var. Şimdi 254 tane Premier Lig, 56 tane Bundesliga ve aynı zamanda çok sayıda da milli takım performansı. Deneyim anlamında Mourinho'nun da isteyebileceği bir oyuncu, Okan Hoca'nın da isteyebileceği bir oyuncu. İlaç olur. Yani iki takıma da ilaç olacağı kanısındayım. Özellikle Galatasaray'ın ilacı olur gibi gözüküyor. Çünkü Galatasaray'ın, şimdi Fenerbahçe 99 golle bu ligi bitirdi. Galatasaray keza aynı şekilde çok sayıda gol attı. İki takım da aradığı oyuncu profili hücum yapabilen bir merkez oyuncusu değil. İkisi de rakibi frenleme konusunda iyi bir merkez oyuncu arayışındalar. Højbjerg bu anlamda
önceliği savunmayı toparlamak olan bir oyuncu olduğu için de, eski tabirle çapa dediğimiz bir oyuncu profili olduğu için de muhtemelen o bölgede Torreira'nın yanında ya da Fred'in yanında ilaç olacaktır. Şimdi tam da bu noktada şöyle haberler de paylaşılıyor hocam. Meslektaşlarımız, basın mensuplarımızın yaptığı haberlere Højbjerg'le ilgili şöyle bir baktığımda şu da konuşuluyor. Højbjerg'in Mourinho faktörüyle %51 Fenerbahçe'ye daha yakın olduğuna dair. Biz aslında bu sezon Mourinho'nun farkını transfer döneminde de görebiliriz gibi geliyor bana. Bilmiyorum, ne dersin? Ben de onun bir fazlası. Yani göreceğiz kesin, eminim. Bundan dolayı da Galatasaraylıların rahatsız olmasına gerek yok. Yani şu ana kadar Galatasaray sahip olduğu bütün o Avrupa ile iç içe olmanın ve Avrupa'daki başarıların avantajını çok bariz bir şekilde kullandı. Mourinho da bir dünya markası. Yani bugün çok samimi söylüyorum, belki şu an en formda teknik direktörler listesinde belki ilk 5'i onu birçok kişi koymayabilir. Ama son 20 senede dünya futboluna damgasını vurmuş hocaların listesini yapsak ilk 5'te herkesin sayması gereken bir hocadır. Hatta belki de ilk 3'e bile koyanlar olacaktır. Kaldı ki hocanın hem bir kendi aurası birçok futbolcuyu onunla beraber çalışmaya teşvik ediyor. Yani o kadar renkli bir kişiliği var ki futbolcu kendi gelişimi için bile bunu tercih edecektir. En önemli avantajlardan bir tanesi de şu. Şimdi bazı futbolcular Türkiye'deki şampiyonluk yarışını bilmeyebilirler. Galatasaray'ın belki de geçen sene Fenerbahçe'den ortam olarak, kadro olarak, ortaya koyduğu oyun olarak bunu daha fazla hak ettiğini bilmeyebilirler ama şöyle düz mantık düşünecekler ya. Mourinho bir takıma gidip ben şampiyon olacağım diyorsa, o takımda çok büyük harcamalar yaparak benim gibi çok kaliteli ve değerli futbolcuları transfer ediyorsa bu takım mutlaka şampiyon olur. Hatta Mourinho'nun Avrupa'da da hedefi vardır düşüncesiyle o senin 51'ini belki 52'ye 55'e bile çıkartabiliriz. Yani bunun böyle olması da kimseyi rahatsız etmesin. Hele hele Galatasaraylıları hiç etmesin. Zaten rekabetin güzelliği burada, bakın. Doğru hocam. Falcao'nun Galatasaray'da olduğu dönemde aynen şunlar söylendi. Ya öyle bir rakam verdiler ki Türk futbolunda bir daha bu rakamların ödenmesi mümkün değil. 3'e katladık Falcao'nun rakamını. 2'ye katladığımız kesin. Falcao'dan çok daha kaliteli futbolcular geldi. Geçen sene Galatasaray ile Fenerbahçe çıtayı buraya koydukları için Beşiktaş, Trabzon kaliteyi arttırmaya çalışıyor. Ve diğer takımlarımızın da oraya çekilmesi Türk futbolunun çıkarına olacaktır. Ben büyük takımım, ben şampiyon olacağım, Avrupa'da başarılı olacağım diyen takım rakiplerinin güçlenmesinden rahatsız olmaz. Olmamalı. Der ki ne kadar güzel, beni daha iyi performansa zorlayacak bir rakibim var. Ben olaya bu derece pozitif bakıyorum. Taner, senin de bu konuyla ilgili görüşünü merak ediyorum. Mourinho'nun gelişiyle birlikte aslında bunlar öngörülen durumlar. Yani evet. Mourinho'nun gelişi pek çok yıldız ismi Türkiye'ye getirebilir. Hatta Fenerbahçe'ye getirebilir. Bu da çok normal aslında. Højbjerg'de de yine böyle bir durumun söz konusu olabileceğini haberleştirmiş basın mensubu arkadaşlarımız. Şimdi şöyle bir gerçeklik var. Mourinho transfer seven bir teknik direktördür. Gittiği takımlarda genellikle istediği oyuncuları almaya çalışır ve şu ana kadar da kariyerinde 1.9 milyar euroluk transfer yaptırdı takımlarına. Böyle bir gerçeklik var. 1.9 milyar euroluk transfer yaptırmış olan bir teknik direktördür. 177 tane de transfer yaptı gittiği takımlarda. Şimdi doğal olarak Fenerbahçe'ye geldiği zaman da ben mevcutuyla devam edeceğim demeyecektir. Bir kere örneğin Dzeko gibi 38 haftaya performansını yayamamış olan bir oyuncu yerine muhtemelen yayabilecek elit seviyede bir oyuncu isteyecektir. Dzeko'nun daha genç versiyonunu isteyebilir. İkincisi, merkez orta sahada sürekli olarak Fred'in yanında sakatlıklarla boğuşuyorsanız Højbjerg olur, başkası olur, Ahmet olur, Mehmet olur ama bir merkez oyuncu isteyecektir. Bek pozisyonunda isteyecektir, isteyecektir de isteyecek. Yani oyun, hocanın da mutlaka şu anda telefonuna o kadar fazla mesaj geliyordur ki bu oyuncular nezdinde de bir raporu da olacaktır.
Bu çünkü Mourinho. Yani biliyoruz Mourinho genellikle mevcutla devam etmek yerine üstüne takviyeler yapmaya çalışır. Rakamın tabii ki de 1.9 milyar euroya çıkmasının sebebi de çalıştığı takımların çok gerçekten de Manchester United'dan tutun da işte Chelsea'sine kadar çok üst seviyede takımlarla çalıştı. Bütçeleri vardı. O da harcamayı çok sevdiği için de harcadı bu paraları. Şimdi Fenerbahçe burada ne kadar bu bütçeyi verebilecek kısmında. Çünkü Mourinho'yu şunu biliyoruz. Mourinho'ya ne kadar bütçe verirsen o kadar harcar. Sen ne vereceksin? Hoca da ona göre bir tabii ki liste verecek. Ve muhtemelen de Mourinho gibi bir ismi ikna ederken de belli evet. başlı taahhütlerde bulunulmuştur. Garantiler verilmiştir. Verilmiştir. Çok da normal. Çok da normal. Yani çünkü hocanın da buraya bu kadar sezonun daha başlamasına da daha varken kabul edip de üstelik daha teknik başkan bile belli değilken kabul edip de teklifi geliyor olmasının altında belli taahhütlerin yatıyor olması lazım. Çünkü Mourinho gibi bir teknik direktör bugün gözü kapalı Suudi Arabistan'da Fenerbahçe'nin açıkladığı 10 milyon euronun muhtemelen 4-5 katına çok rahat teklifler bulup gidebilecek seviyede bir teknik adam. Ve Fenerbahçe bu transfer döneminde sanırım Türk futbol tarihinin en bonkör harcamalarını yaptığı dönemini geçirecek gibi gözüküyor. Zaten Ali Koç da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da daha önce adaylık döneminde seçim öncesinde yapmış olduğu açıklamalarda öyle bir kadro kuracağız ki şampiyon olur mu soru işaretlerini barındırmayacak. Ali Koç'un da Sayın Ali Koç'un da böyle açıklamaları var. Dolayısıyla bu transfer dönemi Fenerbahçe için hareketli geçeceği benziyor. Mutlaka bir an önce yapılması da o kulübün çıkarına olur. Gülümsedim. Sevgili Taner dedi ki Mourinho'ya ne kadar bütçe verirsen harcar. Bir de bizim bir alışkanlığım var. Sevgili Taner biz de olmayan bütçeleri bile harcıyoruz. Doğru. Bu ikisini birleştirdiğimizde gerçekten orada o zaman harcanacak çok çok büyük bir bütçe var. Temenni ediyorum bakın büyük bir üzüntüyle o boşa harcanan transferdeki paralar aklıma geldikçe kendi adıma büyük üzüntü çekiyorum. Sadece Fenerbahçe değil, bütün kulüplerimiz yani bu konuda yetimin hakkı vardır diye düşünerek bir kuruşumuzu bile boşa harcamasınlar. Ama uygun rakamlarla kaliteyi ne kadar yükseltirlerse futbolumuz adına da marka değeri adına da o kadar iyi olur. Peki aynı zamanda takımlarda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da merak ediliyor. Şimdi amili takımımızı konuşuyoruz bugün. Hı hı. Galatasaray'da da bir Kerem Aktürkoğlu gidecek mi kalacak mı tartışması var. Okan Hoca'nın bugün Fanatik Gazetesi'nde röportajı vardı. Orada da Kerem Aktürkoğlu'nun durumu sorulmuş ki Okan Hoca halen aynı noktada. Ben takımda kalmasını isterim. Ama her futbolcunun Avrupa'da oynamak gibi bir hayali vardır. Kerem'le de ilgili o yüzden sürekli bir açık kapı bırakılıyor ki Euro 2024'te sergileyeceği performansında ben Kerem'in önümüzdeki sezonunu şekillendireceğini düşünüyorum. Ne dersin Taner? Yani Kerem gibi, Barış Alper gibi ya da sayabileceğimiz birçok bu seviyelerdeki oyuncuların kaderi Avrupa Şampiyonası sonrası belli olacak. Şu anda mevcutta transferler yine yapılıyor ama yapılan transferlerin ölçüsüne, boyutuna bakarsak da çoğunlukla henüz daha bu seviyelerin transferlerinin zamanı gelmedi. Bu transferler için takımlar genellikle Avrupa Şampiyonası sonrasını bekliyorlar. Çünkü o pazarın nereye evrileceği bilinmediği için de Kerem Aktürkoğlu da muhtemelen bekleyenlerden olacak. Menajerini değiştirdi Kerem Aktürkoğlu ve değişen menajeriyle birlikte biraz daha Avrupa piyasasına transfer yaptığını bildiğimiz Türk bir menajere geçti. O yüzden de muhtemeldir ki bir piyasa arayışında ki Real Sociedad'ın vaktiyle yapmış olduğu bir nabız yoklama zaten vardı. Ancak Galatasaray'dan vazgeçip Real Sociedad'a gitmek bir yükseliş midir? Bana çok da yükseliş gibi gelmiyor. O yüzden Galatasaray'da kalarak bir şampiyonluk yarışının içerisinde biraz daha olmak, şampiyonlar gruplarında olma konusunda mücadele edip belki de gruplarda olmak Real Sociedad forması giymekten daha hayırlı olabileceği düşüncesindeyim şu anda ki buradan gidebileceği boyut Sasha Boy'da olduğu gibi farklı seviyeler olabilir. O seviye önceden Türkiye'den oralara gitmenin çok mümkün olmadığı konuşulur ve oyuncular işte Real Sociedad gibi takımlara gidip oradan Bayern Münih gibi, Barcelona gibi seviyeleri atlamaya çalışırdı. Arda Güler bir örnek oldu. Sasha Boy diğer bir örneğimiz oldu ki örnekler arasında çok farklı oyuncuları da sayabiliriz artık. O yüzden Kerem Aktürkoğlu'nun da vizyonunu bence buraya koyması lazım.
Kerem'in şu anda hedefleyeceği konum Şampiyonlar Ligi gruplarından her halükarda çıkmayı zaten biz alışkanlık edindik vizyonunda olan bir takıma gitmek olması lazım. Ve bunun için de sanki bekliyor, teklif bekliyorlar, nabız yoklamaları yapıyorlar. O teklifi almadığı sürece ben Real Sociedad gibi seviyelere gitmenin Kerem için bir yükseliş olmayacağı kanısındayım. Galatasaray'da geçireceği bir sezonda da çıkışı muhtemelen daha farklı olabilir. Çünkü Galatasaray şu anda bir belirsizlik içerisinde. Bu belirsizlik nedir? Zaha ne olacak? Acaba Kerem'e teklif gelecek mi? Tete'den performans tam alamadık. Acaba Rusya'ya mı gider? Ne olacak? Barış Alper çok iyi bir sezon geçirdi. Bir sezon daha devam edeceğiz mi? İşte Mertens devam ediyor ama Hakim Ziyech'in menajeri bir taraftan Suudi Arabistan'ı kovalıyor. Orada ne olacak? Bu belirsizlik tablosunun içerisinde mevcutu mümkün olduğunca korumak Galatasaray için çok büyük bir avantaj. O yüzden de Okan Hoca'nın röportajda bahsettiği gibi Galatasaray'ın önceliği, evet, performans veremediği kesin olan oyuncularla yol ayrımı, ama mevcutta Kerem gibi, Barış gibi, Abdülkerim gibi, Nelson gibi oyuncularla da mümkün olduğunca devam etmek Galatasaray'ın planı. Galatasaray'ın aslında iki sezondur planları hep bu şekilde devam ediyor hocam. Mevcut olan kadroyu koruyup takviyelerle birlikte takımı güçlendirmek. Geçen sezon bunu örneğini yaşadık. İlk şampiyonlukla tamamlanan sezonlarından Mertens, Icardi takımda kaldı. Kerem Aktürkoğlu takımda kaldı. Farklı takım içinde olan futbolcuların performanslarının da yukarı taşınmasıyla birlikte ikinci üst üste şampiyonluk geldi. Bakalım bu sezon nasıl devam edecek? Evet, geçen sene Galatasaray mevcut kadroyu korumuş ve üzerine çok ciddi diyebileceğimiz hem ekonomik yönden hem de sayısal takviyeler yapmıştı. Ama o takviyelerin neredeyse tamamının beklenen performansı vermediklerinin de gerçeğini yaşadı. O yüzden Okan Hoca geçen seneki kadroya biraz da dönmek zorunda kaldı. Belki de burada en çok etkilenen futbolcuların başında da Kerem geldi. Çünkü Kerem'in olduğu bölgeye Zaha alınmıştı. Zaha'nın da bireysel beceri kalitesini, seviyesini biliyoruz. Kerem bundan dolayı 10 numara oynamak zorunda kalmıştı. Orada performansı düştü. Haliyle performans düşünce bazen taraftar dahil olmak üzere kendi camianızda hiç beklenmeyen üzücü gelişmelerle karşılaşabiliyorsunuz. Kerem biraz da bunlardan dolayı yurt dışına gitmeyi düşünür hale geldi. Şimdi biz de sevgili Taner çok doğru bir yere parmak bastı. Bir, eğer transfer teklifi gelirse Galatasaray Zaha'yı hemen verecek. Tete'yi hemen verecek. Hakim Ziyech'i hemen verecek. Yeter ki beklenen teklifler gelsin. Şimdi bu üçünün de gittiğini düşünün. Elinizde kanatta oynayacak bir tek Barış Alper kaldı. Yunus yeni geri dönüyor. Galatasaray Kerem'i kesinlikle bırakmaz. İkna eder. Kaldı ki Galatasaray taraftarına da ya bu takımın kaptanı olmayı tamamıyla içselleştirmiş Kerem gibi daha gencecik bir oyuncuya daha fazla destek olunması gerekirken bence onunla işte farklı bir diyaloğa hiçbir zaman geçilmemesi lazımdı. Kerem de şunu bilsin. Galatasaray Real Sociedad'ın yanında kıyas götürmeyecek kadar büyük bir kulüp. Şimdi böyle olunca oraya gitmesi Kerem'e çok şey katmayacak. Ama bir de yine kulağa gelen bilgi şu. Aile de devreye girmiş, parayı tercih ederek Arap ülkelerinden gelecek teklifleri öncelik verelim diye onları beklemeye başlamış. Evet. Bu Kerem'in kafasını daha fazla karıştırır. Kerem bence en doğrusunu bu sene Galatasaray'da kalarak daha üst düzey bir konsantrasyonla o formanın bir sene önce olduğu gibi tek sahibi olduğunu düşünsün. Kerem'in benim görüşüme göre de hala geliştirebileceği bir iki noktası var. Galatasaray'da bu sene onları çok geliştirmedi. Önümüzdeki sene geliştirsin, o zaman yurt dışında büyük bir takıma. Evet. Real Sociedad'ı değil, gitmeyi şimdi planlasın. Şimdi yeniden dümeni şöyle bir milli takıma doğru kıralım. Çünkü Real Madrid'den bir paylaşım gelmiş. Ekrana getirelim Real Madrid'in paylaşımını. Real Madrid bugün Arda Güler'e bu fotoğraf karesiyle birlikte şans diliyor. Güzel bir paylaşım. Bugün Türk oyuncumuz başlıyor diyerek Arda Güler'i paylaşmış Real Madrid. Biz de daha bugüne kadar Arda Güler 11'de oynar mı acaba?
diyorduk. Evet. Ama Real Madrid'in bu paylaşımıyla birlikte herhalde ve öncesinde bizim için de soru işaretleri ortadan kalktı. Bu paylaşımla birlikte bir 2008 yılına götüreceğim sizleri. Dönüşte hocam detaylı değerlendireceğiz. Tamam, bir şeyler söylemek yine isterim. Milli takımı konuşacağız, hiç merak etmeyin. Aynı zamanda artık maça dair de gelişmeleri sizinle paylaşıyor olacağız, Gürcistan maçı öncesi. Ama şimdi sizi bir 2008 yılına götürelim. O Avrupa Şampiyonası heyecanında neler yaşamıştık hatırlayalım, sonrasında devam edeceğiz. Spor gündemine devam ediyoruz. Spor ve Spor Radyo ortak yayınında 3. saatimize başlıyoruz artık. Karşılaşmanın başlamasına, Türkiye-Gürcistan mücadelesinin başlamasına 2 saat kaldı. Bir gözümüz kulağımız Almanya'da. Tribünlerde taraftarlar yerlerini almaya başladılar. Gitgide her dakika artan bir kalabalık söz konusu. Aynı zamanda Dortmund sokaklarında da yine kırmızı beyazın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bu görüntüleri de elimize ulaştıkça sizinle paylaşacağız. Araya gitmeden önce Real Madrid'in paylaşımını ekrana getirmiştik. Real Madrid genç yıldızımız Arda Güler'e başarılar diledi. Biz acaba Arda 11'de oynar mı oynamaz mı tartışmaları içerisindeyken Real Madrid dedi ki Türk oyuncumuz Arda Güler bu akşam sahneye çıkıyor. Bakalım Montella Arda Güler'e şans verecek mi? Beklentimiz o yönde. Arda Güler'in bugün sahada direkt 11'de olmasını bekliyoruz hocam. Ya, şu ana kadar bence turnuvanın en renkli siması Yamal'dı. Evet. Kimin oyuncusu? Barcelona. Barcelona'nın en büyük rakibi kim? Real Madrid. Real Madrid. Sadece İspanya'da değil, dünyanın her tarafından. Şimdi Real Madrid Yamal'ı geçecek bir genç oyuncuya sahipse onu böyle parlatmayacak mı? Mutlaka çok parlatacak. Doğru. Bakın birçok yerden dünya kadar maç oynuyor. İspanya'da Real Madrid Barcelona oynuyor. Hem de Arda üzerinden hem de Yamal üzerinden. Bazen de şöyle bizim bilmediğimiz 11'leri bazen eldeki futbolcuların kulüpleri bizden önce biliyor olabilirler. Arda hocasına kendi kulübünden birine bir tüyo vermiş olabilir. Ama biz bence güzel bir şey yaptık. Üçümüz de Montella'ya Arda'yı 3 maçın 11'ine yaz. Ondan sonra konuşalım arkada dedik. Arkada yaslan ve izle. Demek ki Real Madrid bunu biliyor. Ama ne kadar büyük futbolcuları olduğunu onlar gerçekten çok iyi biliyor. Bu bir tesadüf değil. Yani böyle bir bakın Real Madrid'in bir sürü oyuncusu var. Onlardan biriyle ilgili böyle bir tweet attı mı? Atmadı. Yani günümüzde medya üzerinden algı o kadar önemli bir yer tutuyor ki Arda'nın geleceği konusunda bence harika işler yapan bir kulübü var. Ne mutlu Arda'ya, ne mutlu bize ki Arda, evet, Arda bizden yapıyor. Biri bizim milli takımımızda. Ve Arda ile birlikte tabii birçok genç oyuncuya taner ama sen tabii. Real Madrid'in paylaşımıyla ilgili ne söylersin? Yani değerini parlatıyor. Nihayetinde Arda Güler gerçeğini şu an dünya kabul ediyor ama bu şekilde Real Madrid'in de kendi oyuncusunu çok fazla paylaştığını bilmeyiz. Ve onlar da kendi elindeki değeri de daha çok parlatmak, ön plana çıkartma konusunda bence akıllıca bir iş yapıyorlar. Arda da eminim şu anda çok mutludur bu paylaşımı gördüğü için ve motivasyonuna bir ekleme anlamına da gelir. Ve Real Madrid muhtemelen Arda'nın bir şovuyla bitecek bir karşılaşma sonrasında yine bir paylaşım yapacaktır. İnşallah da böyle bir senaryo gerçekleşir ve Arda da bunun farkında. Ve bugün gerçekten de 3-4 sene sonra öncesinde Arda'nın hayal etmediği bir senaryonun bugün gerçekleşiyor olması çok kıymetli. Ve Arda da bunun üstüne daha ekleyebileceği çok fazla senaryo var. Yani bugün Avrupa Şampiyonası, yarın Dünya Kupası derken gidebileceği yerlerin sınırı inşallah olmayacak. Çok daha farklı şeyler yapacak ve bugün bence bu sahnenin ilk maçına çıkıyor. Çok kıymetli bir maça çıkıyor. O zaman artık geri sayıma geçmişken biz de spor gündeminin son saatinde milli takımımızın kadrosu üzerinden karşılaşmayı konuşmayı sürdürelim. Bir kez daha hatırlatalım, Almanya'da Türk taraftarlar yerlerini almaya başladılar. Bu dakikalarda da yanılmıyorsam herhalde milli takımımız kamp yaptığı otelden çıkıp stada doğru yola çıkacak. 11'ler belli olacak ve maçın başlangıç düdüğünü bekleyeceğiz hep birlikte. Bir yandan sosyal medyaya bakıyorum, kadro üzerinden tartışmalar her zaman olduğu gibi var.
Çünkü konu eğer milli takımsa bir tane değil milyonlarca teknik adamımız var. Evet. Biz de zaman zaman kadro tercihini konuşabiliyoruz. Ben de. Estağfurullah, siz zaten öyle söylüyorsunuz. Stoperleri hocam bir gözden geçirsin. Stoperleri bir daha gözden... Daha kaybedilmiş bir şey yok. Geçirsin uyarısı var Ahmet Akçan hocamızın. Ya ricası uyarı olmaz. Tabii ricası, doğru söylüyorsunuz, affedersiniz. Düzelttiğiniz için de teşekkür ediyorum hocam. Bir kez daha aslında rica edelim, 11'imizi ekrana getirelim. Sahaya çıkmasını beklediğimiz, kesinleşmiş değil, muhtemel 11'i ekrana getirelim. Kaleci Mert Günok'la başlamasını bekliyoruz. Amili futbol takımımızın savunma dörtlüsü Mert Müldür, Samet Abdülkerim Ferce. Orta alanda Kaan, Orkun, Hakan üçlüsü. Sağda Arda, solda Kerem Aktürkoğlu, santforda Barış Alper Yılmaz. Şöyle bir farklılık da olabilir diyor, deniyor. Kaan'la birlikte Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu. Üçlüsü de olabilir, evet. Yorumları ve bilgileri paylaşılıyor sosyal medyada. Bu da biraz defansif bir orta saha izlenimi yaratıyor olabilir mi hocam? Kaan ve Salih olunca evet. Evet. Ama günümüzde şu gerçeği de göreceğiz. Bu turnuvada da ona benzer maçlar çok görüldü. Kaldı ki Mourinho'yu konuşurken de hep böyle otobüs çekmekten, defans anlayışından bahsediyoruz. Bu sene Galatasaray şampiyon olduysa defanstaki yediği daha az sayıdaki golün ne büyük katkısı var. O yüzden günümüzde oyunun iki yönünü oynamanız lazım. Bence hala Gürcistan karşısında yapacağımız defansla Portekiz karşısında yapacağımız defans birbirinden farklı olacak. Hakan'ın yanına bir Salih'i düşünebiliriz. Bir Kaan'ı düşünebiliriz. Ben ön tarafa bir başka oyuncuyu koyabilirim. Eğer kadro buysa örneğin bir farklılık olsun. Orkun'u çıkardım. Hakan'ı geri çektim. Arda'yı 10 numara pozisyonuna koydum. Kenan Yıldız'ı 11'de oynattım. Yani benim görüşüme göre 11'de oynaması gereken futbolculardan bir tanesi. Yani Kenan da bize çok şey iş yapacak. Yani Kerem'in yerine oynamasını demiyorum. Orada birbirine aynı özelliklere sahip yakın oyuncular var. Hocam hangi ikisini tercih ederse etsin hiç sorun değil. Çünkü Arda aldığında biraz daha içe kat edecektir. O yüzden bizim Gürcistan karşısında oyuna önde genişlik vermemiz lazım. Yani çizgilere basabilecek tarzda iki oyuncuyla oynamamız lazım. Ferdi zaten sol ayaklı değil, içe gitme özelliği var. Mert ne kadar çıkıyor olsa bile, o yüzden bu kadroyu bence hoca bir daha gözden geçirecektir. Bazı değişikliklerin olması benim için sürpriz değil. Her konuştuğumuzda yeni bir oyuncuyu oraya sokabiliyoruz. Taner'de zaten bir beklentisi olduğunu daha ilk bölümde, evet, özellikle belirtmişti. Ya ben Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu bekliyorum merkezde. Onu söyleyebilirim. Arka tarafta Abdülkerim garanti oynayacaklardan bir tanesi zaten. Ferdi kez aynı şekilde. Kaan Ayhan'ın da merkezde değil, bekte oynama ihtimalini kendi nezdimde biraz daha fazla buluyorum. Bunun en büyük sebebi de aslında Hakan'ın ön tarafta değil, biraz daha geride konumlanma ihtiyacının sanki fazlalığından kaynaklanıyor. Ama tabii ki de ekrandaki muhtemel muhabir arkadaşlarımızdan gelen olduğu için bunun oluşma ihtimali de daha yüksek denilebilir. Bu benim söylediğim sadece dışarıdan bir hani beklenti aslına bakarsanız. Ön tarafta da Arda'nın ilk 11'de olduğu ki muhtemel bu ön taraf hattında Hakan Çalhanoğlu'yu geriye konumlandırıp o pozisyonda Kenan Yıldız'a ben de hocamla katılıyorum. Kenan'ın planlandığı bir plan olabilir. Kenan'ın olması bize hava hakimiyetinde bir üstünlük sağlayacak muhtemelen. Çünkü Kenan'ın ceza sahası içerisindeki çok net kafa vuruşları yapabilen bir zamanlaması çok yüksek ve boy olarak da yine takımın yüksek boylulardan bir tanesi olmasından dolayı da Kenan'ın bize böyle bir artısı da muhtemelen olacaktır. Bu arada amili futbol takımımızı Dortmund sokaklarında taraftarlarımız, Türk vatandaşları yalnız bırakmadı. Kortejlere, mehter marşları eşlik etti. Futbolcular paylaşımlarda bulundular. Sabah saatlerinde Arda Güler'in bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımı olmuştu. Geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde de İsmail Yüksek Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Yönetmenimiz Aslı'dan rica edelim. O paylaşımı ekrana getirelim.
İşte bu inançla millilerimiz bu akşam sahada olacak. İsmail Yüksek bunu sosyal medya hesabı üzerinden dile getirmiş ama dün basın toplantısında Salih Özcan'ın ifadeleri de aslında neden milli takımı seçtiğine dair ifadeleri bize bugün öncesinde hırsını göstermişti. Ben kendimi Türk hissediyorum, o yüzden milli futbol takımını tercih ettim diye daha çok Türk hissediyorum açıklamasını yapmıştı Salih Özcan. Kuşkusuz bugün stadyuma çıktığında hepsi o heyecanını geride bırakacak ama hepsi için çok özel bir karşılaşma. Böylesine genç bir kadroya sahip olduğumuz için de şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Kesinlikle Avrupa'nın veya dünyanın şu an en çok aradığı o özel yeteneklere sahip futbolcu tiplerinin ülkemizde çok sayıda olduğu gerçeği var. Biz biraz da yine iyi takımların yaptığı gibi onların bir takım olması konusunda veya onların birlikte oynama konusunda gelişimlerine katkı sağlarsak kısa bir süre sonra dünyanın sayılı takımları arasında kesinlikle yer alırız. İşte maç saati yaklaştıkça bizim de o damarlarımızdaki bizim kırmızı, seninki görünüyor da Taner'le benimki görünmüyor. Biraz daha ön plana çıkıyor. Almanya'da yaşayan bu vatandaşlarımızın sadece bugün için değil, bütün sene boyunca Türkiye özlemiyle, Türk olmakla neler hissettiklerini, neler yaşadıklarını yaşamış biri olarak Salih'i çok daha iyi anlıyorum. Biz belki bazen o değerlerin içindesin ya, çok sevdiğin ülkenin içindesin ya, onun içinde olduğunu fark etmeyebiliyorsun ama dışarıya gittiğin zaman ülkenden uzak olduğunda bunun ne demek olduğunu daha iyi anlıyorsun. O yüzden Salih ve Salih gibileri gerçekten bizim için çok değerli. İyi ki varlar. Şimdi bir yandan görüntüler de geliyor ajanslardan. Yapılan duyurular karşılığını bulmuş. Bugün tüm taraftarlar, tüm Türk vatandaşları Ay Yıldızlı formalarıyla tribünce yerini alacaklar. Bunun dışında az önce Sivasspor atkısı da gördüm. Tabii ki Göztepe atkısı, evet. Karşıyaka atkısı, Trabzonspor forması, Fenerbahçe forması. Herkes bir yandan tabii takımının bir aidiyetini gösterebiliyor ama hepsinden öte bugün hepimizin kalbinde, ruhunda milli takımımız var. Bayraklar ellerde, herkes tribünlerdeki yerini almaya başladı. Aynı zamanda Gürcistan taraftarları da yine tribünlerdeki yerini aldılar. Artık geri sayımdayız. 1 saat 45 dakika kaldı maçın başlamasına. Birazdan milli futbol takımımız da stada gelecek ve 11'ler belli olacak. Biz hep hücum hattı üzerinden savunmadaki aksaklıklardan bahsediyoruz Taner ama biraz da atan ve tutan üzerinden konuşalım. Mert Günok ayrıca konuşalım. Çok tecrübeli bir isim Mert Günok. Beşiktaş'ta bu sezon takım halinde pek istenilen performansı sergilenememesi Mert'in performansına yansımayacaktır. Bugün iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini düşünüyoruz. Bugün de kalede Mert'in başlamasını bekliyoruz. Ki Mert bence sezonu iyi geçiren kalecilerden bir tanesiydi. Takımın üstüne çok iş düşürdüğü isimlerden bir tanesiydi Mert. Savunmada, Beşiktaş'ın savunmasında yaşanan aksaklıkları iyi kapatan bir görüntüsü vardı. Her ne kadar Beşiktaş beklentilerin uzağında olsa bile kalecisi öne çıkmayı başardı bir şekilde. Atan ve tutan konusunda ben umutluyum. Yani burada atan kısmında muhtemeldir ki Barış Alper'i değerlendireceğiz gibi gözüküyor. Barış konusunda sezon boyunca çok kez övgü dolu sözlerde bulunduk. Barış'ın şu gerçekliği çok net. İnanılmaz iyi bir futbol bilgisine sahip. Yani kendisini yetiştiren antrenörleri öyle bir futbol eğitimi vermişler ki Barış'a. Oyunun birçok mevkisinin gerekliliklerini ona çok iyi öğretmişler. Sol bekte oynadığında da futbolu çok doğru oynayabilen bir oyuncu. Sağ açıkta da çok iyi oynayabiliyor. Son adamda da çok iyi oynayabiliyor. O yüzden hem defans hem hücumu çok iyi yapabildiği için de bir komple bir oyuncu ortaya çıkartmış durumdalar. Ve Barış Alper'de de profesyonellik anlamında çok iyi seviyede ki bu da kendisine çok iyi aşılanmış. Belki ailesinden, belki antrenör hocalarından ama nihayetinde birçok futbolcunun sahip olmadığı futbol bilgisine sahip durumda. O yüzden de son adam mevkisinde oynadığında da muhtemelen bize yine iyi bir senaryoyu izletecek gibi gözüküyor sevgili Ceyda.
Ahmet Hocam, atan ve tutan üzerinden hiç Mert'i konuşmadığımızı fark ettim bu program boyunca. O yüzden hemen sözü size bırakacağım. Çünkü bir özellikle turnuvalarda, final maçlarında atan ve tutan önemlidir. Bizim tutanımız sağlam. Bence de sağlam. Mert'in sezonu muhteşem bir sezon olmasa bile. Bakın, bugün konuşulacak konular değil ama geleceğe yönelik sadece ipucu verme adına. Biz futbolcularımızın büyük bir kısmının formlarının zirvelerinde olmadıklarını görüyoruz. Evet. Üç tane kalecimiz var. Üçünün de zirvede geçirmedikleri bir sezondan bahsediyoruz. Tutanlardan. Keza sakatlıklardan dolayı, bulundukları takımlardan dolayı veya yüklemelerin doğru planlanamadığından dolayı yaşanmış birçok form düşüklükleri ve sakatlıklar var. Sadece hatırlatma babında birkaç şey söyleyeyim. Mert benim gözümde evet tutma konusunda çok iyi bir kaleci olduğu gibi geriden oyun kurma konusunda da çok iyi bir kaleci. Başakşehir'den daha bu özellikleri beraberinde getiriyor. Ama benim şu an önümde olan bizim muhtemel kadrodaki defansta geriden oyun kurmaya kalkarsam, rakip de iyi bir baskı yaparsa her zaman bir tehlike olur. O yüzden ben bugün çok geriden oyun kurmayacağımızı düşünüyorum. Veya evet bazen geriden çıkmak zorunda kalacağız ama ufacık risklerde Mert uzun oynayacaktır. Direkt hücumu tercih edeceğiz. Bu da Mert'in çok rahat yapabileceği ayaklarını konulardan biri. Kullanıyor. Evet, o uzun topları bence çok iyi yapıyor. Bu küçük bir hatırlatma olsun. O yüzden benim Mert'ten yana zerre kadar bir kuşkum, bir endişem yok. Eğer atanlar konusunda da bakın bunların hiçbiri bir Icardi değil. Yani çok usta golcüler değil. Bunlar gencecik, santrofor olmayan kanat ve forvet oyuncuları. Vuruşların bazıları çok usta vuruşlar olmayacaktır belki ama böyle eğer o vuruşları fazla sayıda yaparlarsa onlar da golü bulacaklardır. Orada da biraz sabırlı olmamız lazım. O yüzden mümkün olduğunca bizim öndeki baskılarımızda doğru işler yapıp o gerideki defans güvenliğini aksatmayacak katkıları da bu arkadaşlarımızdan ben kendi adıma bekliyorum. Bu arada Almanya'da aralıklarla sağanak yağış söz konusu bugün Dortmund'da maçın oynanacağı bölgede de. O yüzden şu an bir sağanak yağış başladı. Dilerim maçı oynanacağı dakikalarda bu sağanak yağış son bulur. Yağmasın yağmur. Yağmasın. Çok lehimize olacağını biraz düşünmüyorum. Biraz etkileyebilir mi bizi Taner? Yani nihayette sağanın favorisi olduğumuz için ideal şartlar altında oynamak hep avantajdır. O yüzden de yağmurlu bir ortam bizim için çok yani çok fazla eksi yazmaz ama ideal oyunumuzu oynama konusunda bizi biraz zorlayacaktır. Genellikle seviye olarak biraz daha alt seviyede olan takımların sahasına gittiğimiz zaman, gidildiği zaman daha doğrusu o zemini ıslatma gibi bir gerçek vardır ki rakibin oyunu yavaşlasın, ağırlaşsın, hataya zorlayalım diye ağır zeminler hatayı arttırır. O yüzden de bu ağır zemin konusu Almanya'da olacak mı? Şu an için biraz yağmur var. Umarım durur. Ama olmaz sevgili Taner. Almanların sahalarını özellikle biraz daha üst düzey sahalarını bildiğim için söylüyorum. Evet. Evet. Orada zemin ağırlaşmaz. Zemir biraz kayganlaşır. Kayganlaştığı zaman da tekniği daha iyi olan takımın lehinedir bu. Yani o top kontrollerinde kimin tekniği daha iyiyse ufak da olsa bir avantaj sağlarsın kendine. Ben bunun bize çok olumsuz yansıyacağını sanmıyorum. Kaldı ki biz biraz daha pas oyunundan ziyade önden bahsediyorum. Geriden çıkarken Hakan'ın, Arda'nın paslarında tabii ki oyunu göreceğiz. Ama önde birebir oyunların biraz daha ağırlıklı olduğunu göreceğiz ki Gürcistan'ın oyununda da o var. Onlar da çabuk paslarla direkt çıkmayı tercih edeceklerdir. Bir yandan yüzler gülüyor. Milli futbolcularımız, milli takımımız kendilerini taşıyan otobüse geçtiler. Birazdan stadyuma doğru hareket edecekler. Kamp yaptıkları noktadan. Yakın bir noktada da kampı gerçekleşiyor. Milli futbol takımımızın stada yakın bir noktada kamp yaptığı otel. Dolayısıyla ilerleyen dakikalarda stadyuma varışı gerçekleşecek ve 11'ler belli olacak. Bizim bu tüm tartışmalarımız ihtimaller üzerine son bulmuş olacak. Artık 10 dakikadan itibaren tek temennimiz sahada kim olursa olsun
Kim oynarsa oynasın iyi bir performansla ilk maçımıza bir de birle başlamak, galip gelmek temennimiz bu yönde. Bir yandan da kadro derinliğinden bahsedelim ve hocanın maçın ilerleyen dakikalarına dair hamleleri nasıl olabilir? Bunu da konuşabiliriz Taner. Yedek kulübesine baktığımızda yedek kulübesinde olma ihtimali olan futbolcular üzerinden Yunus Akgün bunlardan biri, Cenk Tosun bunlardan biri, Yusuf Yazıcı bunlardan biri. Bunlar skoru değiştirebilecek kaliteye oyuncular. Sahip oyuncular. Yani 3 saydığın isimde muhtemeldir ki Montella'nın oyunun gidişatına göre aksiyon alacağı isimler olacaktır. Burada başka bir planlamada tabii sakatlanmalar üstüne olacak. Şimdi Montella'nın hayal ettiği senaryo tabii ki de oyunu bir an önce lehimize çevirecek bir futbolu ortaya koyup skor üstünlüğünü alıp Gürcistan'ı biraz daha riske zorlayıp farkı arttırıp ilk 11 oyuncularından kenara bazılarını çekerek ikinci maça daha hazır bir şekilde gitmek olacaktır. Bu anlamda planlamada Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'e girmesi benim de beklediğim bir senaryo. Cenk Tosun muhtemelen oyunun ikinci yarısında kendisini sahada bulma ihtimali var. Ve bizim kulübemizde de çok etkili olabilecek isimler olduğu için bu oyunculardan ilk 11'de işte basın toplantısında hoca da söyledi işte Ferdi'nin sakatlanmadan geri dönüşü senaryosundan dolayı muhtemeldir ki Ferdi 90 dakikayı görmeyebilir. Ama oyun lehimize dönerse burada Zeki'yi biraz daha oyun ezberi ya da oyunun içerisinde biraz daha maç performansı olması için hoca belki de ikinci yarıda oyun atma ihtimali olabilir. Bunların hepsi biraz oyunun senaryosuna göre devam edecek ama tabii Yağmur da burada biraz oyunun gidişatını gerçekten gösterecek gibi. Çünkü Almanya'dan gelen görüntüler de biraz yağışın fazlalığını bize gösteriyor açıkçası. Evet, ben ağırlığını gösteriyor. Ağır bir yağmur görüntüsü var şu anda Almanya'da. Evet. Hocam bir yandan hepimizin gözleri büyüdü. Ekrana baktığımızda biraz yağmur biraz fazlalaştı. Yağmur biraz şiddetini arttırmış o noktada. Dileriz her şey bizim lehimize gelişir. Gerisi artık futbolcuların konsantrasyonuna bağlı. Gürcistan'ın zaaflarını kuşkusuz milli takımımız kendi lehine çevirmeye çalışacak. Aleyhine çevirmeye çalışacak. Dolayısıyla biraz daha Gürcistan üzerinden karşılaşmaya dair hocam çok da çalıştığınızı biliyorum Gürcistan'a. Bu arada Gürcistan'la dair de özellikle bloklar arasını daha dar tuttuğu, işte kontratak futbolunu benimsediği, bu anlamda bizim savunma konsantrasyonumuzu bozmadan hücum çıkışları yapmamızı gerektiğini konuşmuştuk. Şimdi bir iyi kalecileri var. 3-5-2 oynuyorlar diyebiliriz. 3-5-2 oynarken de Dvali, Kaşya ve Gevelasiani. Telaffuzlarda biraz iyi olmayabilirim. Üçlüsünün hemen önünde Kaşaraşvili'yi göreceğiz. Ön libero pozisyonunda. Hem defansif yönde orayı hiçbir zaman boşaltmayan, agresif oyun anlayışıyla rakibin o gelişlerindeki İlk seti çekmeye çalışan bir oyuncu. Kaldı ki geriden oyun kurarken de o bağlantıları yapabilecek. La Liga'dan hocam bir de. Bir oyuncu. O yüzden onlar için bence çok önemli. Ona yapacağımız o baskılar özellikle bize çok şey kazandırabilir. Önde baskı yapıyoruz dedik. Topu ondan kaptığımızda bu bizim için büyük bir avantaj olabilir. Her iki kanatta Kakabadze bir tarafta, Şengelya diğer tarafta. Hücumlara o desteği çok iyi verdikleri gibi top rakibe geçtiği anda da defansı beşleyen iki tane kanat bekiyle oynayacaklar. Hemen onların önünde oyunun iki yönünü de oynayan Kaşaraşvili'nin önünde Kiteişvili var. Bir de Çakvetadze var. En önde de Mikautse ile Kvaratskhelia'yı görüyoruz. Hı hı. Her iki futbolcu bence önde ikili oynamayı iyi bilen oyuncular. Yani son derece hareketli, sahanın bütün kanatlar dahil olmak üzere her tarafına deplase olan, biri santrofor olduğu zaman diğerinin bazen onun arkasında önlü arkalı oynamayı bilen ve hücuma da çabuk çıkan bir takım hüviyetinde. Evet, rakibi mutlaka biz çok iyi bir şekilde analiz ettik. Onlara karşı bu tedbirleri de alacağız. En büyük tedbir de
son derece üst düzey bir konsantrasyonla rakibe yakın oynamak. Rakibe zaman alan vermemek. Eğer geniş alanda yakalanırsak bazen rakip sizden süratli olsa bile doğru pozisyon aldığınız takdirde bunu engelleyebiliyorsunuz. Biz hep geçişleri konuşuyoruz. Bizde geçişler sanki top bize geçtiği zaman hücuma geçmeyi ön plana koyuyoruz. Onu düşünüyoruz. Bence bugün top rakibe geçtiği anda defansa geçişler de bizim için çok önem kazanacak. Yani biz çok bariz hatalar yapmadığımız takdirde o bizim ağır basan, kalitenin de o ağırlığı beraberinde getirdiği avantajlarımızı temenni ediyorum ki, inanıyorum ki bir galibiyetle bitireceğiz. Mutlu bir şekilde sonlandıracağız. Ben burada şu eklemeyi yapayım. Tekrar kadroyu saymak zorunda kalmamak için hocamın sayması üstünden gideyim. Bir kere Gürcistan'ın muhtemel kadrosunda yer alan orta saha beşlisinden Kitiaşvili'yi kenarda bırakalım. Kalan 4 oyuncunun bu sezon attığı gol sayısı sadece 6. Savunma hattının zaten hücuma çok desteği bulunmuyor. Ön tarafında 3 oyuncu dışında hücum ikilisi artı Kitiaşvili. Kitiaşvili de zaten Sturmgraz'da bu sezon 9 gole ulaştı ki Avusturya Ligi'nin aslında biraz da artılarından bir tanesi bu. Ama skor bulma konusunda çok da etkin olmayan bir orta saha hattıyla Gürcistan muhtemelen sahada olacak. Bunun üstüne zeminin de belki de ağırlığı eklendiği zaman Gürcistan'ın biraz daha bizim ceza sahamıza yaklaşma konusunda zorluklar yaşama ihtimali de fazlalaşıyor gibi gözüküyor. Biz bunu fırsata çevirebiliriz. Ve fırsata çevirmemiz konusunda da aslında tabii ilk 11'de özellikle Ferdi gibi oyuncuların varlığı bizim çok rahat bir şekilde ileriye gitmemizi sağlar. Ama başka bir soru işaretinde bu şu. Bizim kadromuzda çok fazla süratlenebilen oyuncu var. Barış Alper, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler gibi. İşte bu hava şartları nereye doğru gidecek? Kalan evet, bir buçuk şimdi saatte buna bakmak lazım. Çünkü ağır şartlar özellikle süratli oyuncular için biraz zorlayıcı olabiliyor. Özellikle teknik anlamda biraz da tam böyle saha kenarında bulunan kameraların ve teknik malzemelerin üzerine doğru bir yağmur, stadın çatısından bir yağmur boşalması var. Dolayısıyla oradaki teknik ekipler de bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Dileriz maç saatine doğru bu yağmur dinecektir. Biraz şiddetini azalttı sanki diye düşünmek biraz istiyorum. Biraz. Eğer buradan gözüm iyi seçiyorsa. Şimdi Gürcistan son maçını Karadağ ile oynamıştı ve o son maçta da Prosinecki bir Gürcistan değerlendirmesi yapmış bugün Fanatik Gazetesi'ne hocam. Sizin düşüncelerinizle ve tespitlerinizle benzer tespitler. Hemen bunu da dile getirelim. Bloklar arasındaki mesafeyi kısa tutan, dar alanda oynayan, topsuz oyunda agresif bir baskı uygulamaya çalışan ve tabii ki hızlı hücumlarla sonuç arayan bir anlayışları var Gürcistan'ın. Böyle bir takıma karşı savunma derinliği en önemli unsur ki Türkiye'nin bu turnuva öncesi en büyük dezavantajının bu olduğunu düşünüyorum demiş Prosinecki. Birinci öncelik ne kadar üstün oynarsa oynasın savunma güvenliğini unutmamak. Hücumda Türkiye'nin direkt ceza sahası golcüsü yok ve bu yüzden merkezi delecek hücum setlerine sahip olmalılar. Bunun da yolu boş koşular sayesinde açılan alanlara özellikle derinlemesine atılacak ara toplar. Bu tarz toplar Gürcistan'ın zaaflarını ortaya çıkarabilir demiş Prosinecki. Bütün bunlardan da bir cümle çıkıyor. Mümkünse kesinlikle öne geçen tarafın biz olması lazım. Yani bu bize büyük bir avantaj sağlar. Rakibin biraz daha fazla ofansif düşünmesini onları zorlar. Bu da onun bahsettiği geniş alanlar otomatikman kendiliğinden oluşur. Ki o zaman biraz daha oyunu sahanın tamamına yayabiliriz. Yoksa o kapalı defansı açmak biz Türk takımlarının da en büyük sorunlarından bir tanesi. Bu arada Amiliye futbol takımımız karşılaşmanın oynanacağı stadyuma vardı. Bunun da bilgisini paylaşalım. Dakikalar içerisinde de 11'in belli olmasını bekliyoruz. Diğer taraftan tribünlere doğru akın akın geliyor Türk vatandaşları. Tıpkı o görünce etkilendiğimiz Dortmundlu taraftarlar gibi belki. Nasıl turuncuya boyandıysa Almanya bugün. Bugün de kırmızıya boyandı Dortmund sokakları. Bu görüntüyü de görmek bizler için
güzel oldu. Amilli futbol takımımızda oyuncular, teknik heyet stadyuma girişlerini gerçekleştiriyorken ben de sana özellikle bu ara toplar konusunda, hücuma yapılacak ara toplar konusunda sormak istiyorum Taner. Nasıl bir kurgu bekliyor bize amilli takımımız? Yani bence şunu değerlendirecektir Montella. Eğer rakip beklendiği gibi üçlü bir savunma hattıyla sahaya çıkarsa, bu üçlü hattın tabii ön taraftaki beşli oyuncu profili de ne kadar hücumda olacak ondan çok emin değilim. Çoğunlukla onlar da arkaya destek vererek aslında karşımızda üçlü gözüken ama top bizim ayağımıza geçtiği zaman belki de altılı yedili bir savunma yapan bir Gürcistan görme ihtimalimiz var. Bu Gürcistan'ın da muhtemeldir ki bize karşı senaryoda yaşatmamaya çalışacağı konu ise kademelerde boşluklar olacak. Ara paslarda özellikle Arda gibi bireysel anlamda bu zekice pasları çok iyi atabilen bir oyuncunun, Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerin olduğu bir kadronun da bu fırsatları kovalayacağı bir gerçek. Maç boyunca muhtemelen çok fazla ara pas denememiz olacak. Hata kollayacağız ve bu hatayı da bence bulabileceğimiz seviyede bir savunma hattı da karşımızda olacak. Böyle bir hatadan ya da hata demeyeyim ama fırsatı değerlendiren milli oyuncularımız da bir şekilde skoru bulacaktır gibi geliyor bana. Hocam bir yandan Prosinečki'nin açıklamalarına biraz daha bakıyorum. Son maçı da kendileri oynadığı için güzel bir değerlendirme yapmış. Bireysel yetenekli oyunculardan bahsetmeye gerek yok Gürcistan'ı anlatırken. Çünkü herkesin gördüğü ve bildiği şeyler Gürcistan'a karşı daha çok yeni oyuncuları görmeye çalıştık. Karşımızda ise tamamen birbiriyle oynama becerisi yüksek bir takım vardı. Şimdi bu önemli. Birbiriyle oynama alışkanlığı yüksek bir takım olması Gürcistan'ın. Tamamen kompakt bir kulüp takımı gibi oynama becerisine sahipler. Bu tarz takımlar büyük turnuvalar için her zaman tehlikelidir. Açıkçası Türkiye için gruptaki en kolay görünen maç aslında en kritik mücadele. Hatta daha ileri giderek şunu söyleyebilirim ki Türkiye'nin bu maçı kazanması gruptan çıkmasının en önemli yolu. Hep böyle kağıt üzerinde dedik ya çünkü kolay maçla başlıyoruz Gürcistan mücadelesi ama o kağıt üzerinde biraz reele döndüğümüzde zor oldukça günümüzde zor. Artık kolay diye bir maç yok. İşte ne oldu? Belçika da aynı şeyi düşünüyordu. Slovakya karşısında Danimarka 1-0 öndeydi Slovenya karşısında. Bugün Avrupa Şampiyonası'nda dahi kolay maçın olmayacağı gerçeği var. Şunu da görüyoruz. Bütün takımlar neredeyse geriden oyun kurabiliyor. Bütün takımlar önde pres yapabiliyor. Bütün takımlar takım oyununu oynayabiliyor. Böyle olduğu zaman da her takım zorlu. Yalnız şu belki ufak da olsa ısrarla söylüyorum bir avantaj olabilir. Gürcistan'ın belirli bir oyunu var. Oyunun kendi yarı alanında kabulleniyor. Kalabalık kompakt defans yapıyorlar. Hızlı hücuma çıkıyorlar. Eğer kendileri hücum etmek zorunda kalırsa o zaman bütün bu oyun anlayışları bozuluyor. Onları hücum etmeye zorlamalıyız. Bunu ne şekilde yaparsın? İlk golü sen atarak. Hatta daha rahat olsun diye ikinciyi de sen atarak. Ve o yıldızlı futbolcularımız, milli takımımız maçın oynanacağı zemine çıktı. Hemen ayaklarının tozuyla o takım otobüsünden iner inmez zemine ayak bastı futbolcular. Biraz da zemine ayak bastıklarında yaşadıkları o yüz ifadesi yağmurla birlikte benim dikkatimden kaçmadı Taner. Taraftarlar futbolculara alkışladı, futbolcularımız taraftarlara çok büyük bir sevgi gösterisi evet. Var. Bunun da motivasyonuyla soyunma odasına döndü milli futbolcularımız. Yüzler gülüyor. Çok rahat, gerçekten evet. Rahatız. Yüzlerimiz gülüyor. Gerginlik yok. Soyunma odasından dahi görüntüleri gördük. Şakalaşan sporcularımız var. Sevgili Mustafa Reyüt'ü kulübeden çekti az önce UEFA kameraları. UEFA'nın kameralarında orada da yine gülücükler saçılıyor vesaire. Bu rahatlık çok güzel. Elbette ki şu anda stresli de olabilirdik, kaygılı da olabilirdik ama milli takımımız bugün bu sahadan kendine emin bir şekilde sahaya çıkacak ve umarım bundan sonrasında da herhangi bir şekilde kalemizde görebileceğimiz, istemediğimiz bir golde de yine bu rahatlıkla birlikte oyunu çevirmenin de mücadelesini veririz zaten. Ama gerçekten de beklediğimizden çok daha fazla yağışlı bir gün bugün bizi Almanya'da bekliyor olacak. Ahmet Hocam bahsetti. Biraz stadyumun en azından
modern bir stadyum olması, muhtemelen drenajların da çok iyi olması da herhalde stadyumdaki o zemin ağırlığını biraz engelleyecek. Biraz taraftarların üzerine doğru. Evet, ben çok fazlaca yağıyor değil mi? Duygusallıkla çatının, stat çatısının belli noktalarından biraz taraftarların üzerine doğru inen bir yağmur durumu var. O biraz beni üzdü. Islanmasaydı keşke taraftarlarımız. Ama her türlü durumda coşkunun büyük olduğu gözler önünde stadyumda, hala sokaklarda stadyuma girmeyi bekleyen taraftarlarımız var. Akın akın stadyuma doğru gidiyor Türk vatandaşları, taraftarlarımız ve maçın başlama vuruşunu bekliyorlar. Bir yandan futbolcular da ara ara gruplar halinde sahaya çıkıp zemini bir kontrol ediyorlar. Bakalım, artık geri sayımdayız. Yaklaşık 1,5 saatlik bir süremiz var. Dakikalar içerisinde de belli olacak. Abdülkerim Bardakçı bu sezon şahane, şimdi bir yandan da görüntüleri görürken şahane bir sezon geçirdi. Yanında zaman zaman Davinson Sanchez'le, zaman zaman Nelson'la Galatasaray'da iyi bir sezon geçirdi ve bu sezonu şampiyonlukla tamamlayan futbolculardan biri oldu. Bu performansın milli takıma yansıyışı nasıl olacak? İşte o yanındaki isimle uyumuna bir bakacağız hocam. Kesinlikle olumlu olur. Çünkü kendisi aynı zamanda geriden oyun kurabilen biri. Kaldı ki yeri geldiğinde topla dripling yaparak topla birlikte hücuma katılabilen biri ve her şey bir tarafa, duran toplarda da çok etkili vuruşları var. Ben kendisi için hak edilmiş bir milli takım serüveni başlıyor diyorum. Artık yaşı gereği de hatta iyi bir teklif alırsam gitmeli miyim noktasına ulaştığı da gelen bilgiler arasında. Galatasaray'da kalması Galatasaray adına çok büyük kazanç olur. Kaldı ki bizim az sayıda dediğimiz o üst düzey performansa ulaşmış futbolcularımızın başında geliyor Abdülkerim. Bu arada hakemler de bir şöyle zemine çıkıp zemini kontrol edip tekrar içeri girdiler. Yani hava durumu bu arada %30'a düşüyor. Maçın başlama saatinde yağmur oranı. Şu anda %100'lerde, %90'larda hatta, ama saat 19-20 civarlarında %30'lara kadar düşüyor. Stadın bazı bölgelerine çok yoğun bir çatıdan akan bir yağmur. Bak orada da bir Türk taraftarı da Türk bayraklarını topluyor bir taraftan. Yağmurun altında kalanları. Böyle de görüntüler var bir taraftan. Yağmur azalacak. Onu hava durumunda en azından görüyoruz. Bu şiddeti şu anda çok şiddetli. Hatta günün en şiddetli yağmuru gözüküyor hava durumuna baktığımız zaman. Gün içerisinde yağan, ama saat 19-20 aralığında %30'lara kadar düşecek yağmur ihtimali. Bu şiddette de muhtemelen olmayacak gibi gözüküyor. Gürcü taraftarlar da stadyumda yerlerini almaya başladılar. Onlar için de çok ayrı bir heyecan ve motivasyon. Tabii. Çünkü ilk şampiyonaları, onlar da kuşkusuz bunun motivasyonuyla sahada olacaklardır değil mi hocam? Tabii yani ilk heyecan bambaşkadır. Onu zaten vurguladık, konuştuk. Kaldı ki onlar da artık kendi bünyelerinde uluslararası seviyede futbolcu yetiştirmeye başladılar. Bu da Gürcü futbolunun da yerinde durmayıp geliştiğini gösteren kesinlikle olumlu bir gelişme. Gürcüler deyince hep böyle şotalara gidiyor aklım. Evet. Bu arada yani, şota da turnuvayı yerinde takip ediyor. O da bugün Gürcü taraftarlarla buluşmuş. Kendisi de yine bizim medyamıza Gürcü takımı ile ilgili, milli takım için bile çok değerli olabilecek bazı bilgiler vermişti. Onları dinleme fırsatı buldum. Ya çok keyifli bir insan, bu sene daha ligimizde görev yapıyordu işte. Yani bizim zaten Gürcülerle beraber olan kardeşliğimizi bugün sahada da perçinleyeceğiz, o kesin. Tabii ev sahibi olduğumuz için de ısrarla ev sahibiyiz diyorum ben. Bize yakışır, ev sahibine yakışır bir şekilde turnuva boyunca oradaki bütün vatandaşlarımızı davranmaya ben özellikle davet ediyorum. Şu ana kadar gelen bilgiler, görüntüler muhteşem. Yani ders niteliğinde örnek olabilecek. Evet. Sevgi, saygı dolu, misafirperverlik dolu davranışlar ve oradaki vatandaşlarımızın
kendi aralarında biz yayında olduğumuz için müziği duymuyoruz ama oynadıkları oyunları görüyoruz. Hepsi ne kadar mutlu. Onlar için bir tek şey diliyorum. Baştan sonra da o mutlulukları devam etsin inşallah. Evet, bir yandan Almanya'dan görüntüleri sizinle paylaşıyoruz. Tüm gün çok büyük bir coşku vardı. Diğer yandan bir gözümüz Almanya'da, maçın oynanacağı stadyumda hummalı bir çalışma var. Yağmurdan özellikle biraz da teknik malzemeler de etkilenmiş gibi görünüyor ki çok yoğun bir çalışma var. Çatının belli bölümlerinden stada, tribünlere doğru, saha kenarına doğru, sahaya değil ama saha kenarına doğru yoğun bir yağmur akışı var. Ama Taner de az önce kontrol etti. Maç saatine doğru yağmurun etkisinin azalması bekleniyor. Futbolcularımız stadyuma ulaştı. Sahaya, zemine çıktılar. Taraftarları alkışladılar. Taraftarlar aynı şekilde milli takımımızı alkışladı. Maçın hakemleri stadyuma geldi, zemini çıktı, kontrolleri sağlandı. Artık kadroların açıklanmasını bekliyoruz ki dakikalar içerisinde kadrolar da belli olacak. Biz de Aspor ekranlarından paylaşıyor olacağız. Değerlendirmelerimiz sürecek. Maç önü yine yayında olacağız. Ve karşılaşma öncesi heyecanını birlikte yaşayacağız diyelim. Bu arada Salih Özcan'la ilgili Dortmund Kulübü de bir paylaşım yapmış ve başarılar dilemiş Salih. O da mı oynuyor? Salih bu akşam bilmiyorum. Belki sizi duymuşlardır hocam. Salih Özcan'a da Dortmund Kulübü'nden bir paylaşım gelmiş. Harika. Ki Salih'in çok iyi bildiği bir stadyum, evet, ve zemin. Aslında ev sahibi Salih Özcan. Takım arkadaşlarını ağırlayan, milli takımımızı ağırlayan bir anlamda Salih Özcan bu akşam. Ya ben de oynayacağını düşünüyorum açıkçası. Yani bu sahada yapabilecekleri sadece kendi evi olduğu için değil, etkisiyle de bence burada bir ihtiyaç gibi gözüküyor Salih. Salih Hakan ikilisinin merkezde bize hem savunma anlamında sağlayacakları çok kıymetli işler olacaktır ama bugün bu sahada biz az önce bahsettiğim Gürcistan takımında çok sayıda skor üretmekten çok uzak oyuncu profilinin fazlalığı sebebiyle bizim savunma yönlerimizi çok öne çıkartmak yerine hücum varyasyonlarını çeşitlendirebilecek oyuncu profillerini sahada tutmamız kıymetli gibi gözüküyor. O yüzden Hakan'la Salih ikilisinin merkezde olduğu bir planlama sanki biraz daha bizi rahatlatır gibi geliyor bana. Çünkü arkadaki dörtlü, hadi Ferdi'yi de oraya biraz daha hücuma dönük bir oyun gibi konumlandırayım ama Abdülkerim, belki Mert, belki Kaan Ayhan, onun yanında artık kim oynayacaksa Melih olur ya da başka bir planlama bir şekilde yeterli olacaktır gibi geliyor bana Gürcistan'ın hücum hattını durdurmak için. Ben hemen önde Arda'nın forvet arkasında daha etkili olacağını düşünüyorum. Son Polonya maçını bir daha hatırlatmak istedim. Arda sağ kenara hapsolmuş değil, biraz daha ortada olduğu zaman, yani her iki kanada da oynama ihtimali olduğu zaman çok daha etkili oluyor, verimli oluyor. İki tane de oyunu tamamıyla genişletebilecek iki tane etkili kanat oyuncusuyla bence çok iyi işler yaparız. Hocam illaki ben klasik bir santrofor dışında Barış'la orada oynayacağım diyorsa hiçbir sorun yok. Hocamın verdiği her türlü karara sonuna kadar saygılıyız. Ve sonuna kadar da turnuva sonuna kadar, maçın sonuna kadar değil. O desteği biz hem hocamız Montella'ya hem de milli takıma vermeye devam edeceğiz. Şimdi yavaş yavaş biz de son dakikalarımıza giriyoruz hocam. 1-2 dakikamız var. Bu anlamda hemen 22'de oynanacak Portekiz-Çekya maçını da sormak istiyorum size, gruptaki diğer rakiplerimiz. Portekiz bence büyük bir ihtimalle kazanacaktır. kendileri çok kaliteli bir kadroya sahipler. Yani bu turnuvada son dönemde olduğu gibi o çıkışlarını ve hatta ellerindeki yeni oyuncularla beraber daha da iyi olabileceklerini gösterebileceklerdir. Ronaldo'yu apayrı bir yere koymak lazım. Belki çok dikkat çekmese de 41 yaşındaki Pepe'yi apayrı bir yere koymak lazım. Yani sadece bu iki futbolcu ile bile belirli bir saygınlığı üst düzeyde hak ediyorlar. Çekler de sessiz sedasız, bence önceki yıllarda çok iyi yerlerde olan Çekler bir düşüş yaşadılar. Ama Avrupa'nın bütün ülkelerinde olduğu gibi futboldaki olumlu yönde gelişmeye devam eden takımlardan bir tanesi. Keyifli maç olur. Portekiz kazanır. Benim daha şimdiden net inancım, düşüncem
Portekiz'le de inşallah grup birinciliği konusunda korakor böyle heyecan verici bir yarışın içinde olur. İnşallah hocam. Ne güzel temenniler. Taner. Hocamın temennilerine sonuna kadar katılıyorum. Bizim bu karşılaşmadan alacağımız bir galibiyet sonrasında eğer ki Çekya Portekiz maçından çıkacak bir beraberlik senaryosu bizi zaten lider yapacak. Sonrasında Portekiz maçından bir yenilgi bile alsak Çekya karşılaşmasından kendi biraz ipimizi kendi elimizde tuttuğumuz bir planlamada istediğimizi yine elde ederiz gibi geliyor bana. Sevgili Taner kafaya koydu. Portekiz Çekya maçını berabere bitirecek. Öyle olursa bu bölümleri Taner kullanırız. İnşallah. İnşallah hocam. Peki çok teşekkür ediyorum Ahmet Okçan hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar hepimize, milli takımımıza. Hepimize, milli takımımıza. Taner sana da çok teşekkür ediyoruz. Biz şimdi stüdyodaki yerimizi ekip arkadaşlarımıza devredeceğiz ve hemen ekran başına geçeceğiz. Dileriz yarın bu stüdyoda ve maçtan sonra sizinle çok güzel şeyler paylaşırız. Galibiyetimizi birlikte kutlarız. Çifte bayramımızı kutlarız. Biz bugün spor gündemini noktalarken gruptaki rakiplerimizi bir yakından tanıyalım ve sözü stüdyoya bırakalım. Yeniden ekip arkadaşlarımız maç önü yayınında karşınızda olacak. Hoşçakalın.